ekranlarından merhaba, iyi akşamlar. İç Hatlar programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2,5 saat boyunca da bu ekranlarda olacağız. Gündemde önemli konular var, önemli gelişmeler var. Tüm bunları konuşacağız. Değerli konuklarımız bizimle birlikte. Peki hangi konuları konuşacağız bugün İç Hatlar'da? Özellikle yangın diyeceğiz. Yangınla mücadelede bugün 13. gündeyiz. Geçtiğimiz dakika itibariyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları vardı. Özellikle 2 ilde 13 noktada halen orman yangınlarının devam ettiğini söyledi Pakdemirli. Bunları konuşacağız. Ardından orman yangınlarının sonrası sosyal medyada çıkan tartışmalarda bir diğer gündem maddemiz olacak. Ve konuşacağımız İç Hatlar programında ele alacağımız bir madde ise özellikle muhalefetin erken seçim talebi. Peki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu sorunun cevabı da İç Hatlar programında olacak ve Afganistan'daki son duruma da bakıyor olacağız. Afganistan'da malum Taliban'ın ilerleyişi sürüyor. Taliban'ın ilerleyişi ülkede göçü de hızlandırmış durumda. Geçtiğimiz dakikalarda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de bu konuya dair açıklamaları vardı. Bu konuya da bakıyor olacağız. Peki kimler bizimle olacak 2,5 saatlik bu dilimde? Hemen konuklarımı da sizlere takdim edeyim. Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Abdurrahim Karslı bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, bir diğer konumuz da AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Doçent Doktor Resul Kurt. Resul Bey, siz hoş geldiniz yayına. İki konuğumuz da bize uzaktan bağlanacak Skype'la. Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç. Bülent Bey, hoş geldiniz yayına. Bülent Bey, duyabiliyor musunuz bize? Gayet tabii. Hoş geldiniz yayına. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı görüşmeler. Teşekkürler efendim. Bir diğer konuğumuz da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin. Tarkan Bey, siz de hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Evet, o zaman hemen başlayalım programa. Yangınla mücadele dedik. Bugün 13. günü, yaklaşık 2 haftadır Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Öyle ki Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınıyla karşı karşıyayız. Az önce dediğim gibi Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları vardı. Şu an itibariyle Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da da Bozdoğan'da halen yangınların devam ettiğini söyledi. Yani 2 ilde 3 noktada halen yangınların sürdüğünü söyledi. Toplamda 476 cephede orman yangınlarıyla mücadele ettik dedi Pakdemirli. Şu dakika itibariyle de havadan ve karadan orman yangınlarıyla mücadelenin de devam ettiğini söyledi. Baktığımızda ciddi anlamda son 2 haftadır orman yangınları gündemin ilk sırasında, yerleşim yerlerine kadar sıçradı. Birçok ormanlık alan yandı. Öyle ki Antalya'da sadece 60 bin hektarlık bir alanın kül olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bununla birlikte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına da bakalım hemen. Diyor ki Çelik, yangın devam ediyor, çıkmışlar siyasi tartışma yapıyorlar ifadesini de kullanmış. Özellikle muhalefetin tavrına ilişkin bazı siyasilerin yangın ateşinin yanına fitne ateşi körüklemeye çalıştığını gördük açıklamasında bulundu Ömer Çelik geçtiğimiz dakika itibariyle. Resul Bey, dilerseniz ilk sizle başlayalım. Bu 2 haftadır yangınlar devam ederken bir yandan da sosyal medyada bir kesim tarafından özellikle bu yangına da karşı, müdahaleye karşı bir propaganda malzemesi haline gelmiş durumda. Ne dersiniz? Şu 2 haftalık süreci bir değerlendirecek olursak sosyal medya anlamında ne söylemek istersiniz? Tabii sadece 2 hafta diye bakmamak lazım. Türkiye'de ne zaman bir zor dönem yaşasak fitne ateşi yakan fücurat kesimleri her zaman var ola gelmiştir, var olacaktır. Bakın, muhalif olmak başka bir şey. Muhalif olursunuz, eleştirirsiniz. En tabii hakkınızdır. Bütün dünyada iktidar eleştirilir. Ama insafsızca, hoyratça, haksız yere iftira atarak, her türlü yalan yanlış haberleri kullanarak bunu bir toplumsal infiale doğru evrilmek büyük bir alçaklıktır. Bakın, dünyanın nerelerinde yangın var? Ben de şimdi bir program var. Ve her gün bakıyorum. NASA'nın uydularından dünyanın nerelerinde yangın var? Bakın, yüzlerce yangın şu an Yunanistan'da var. Bizden çok önce başladı. Atina'nın, Olimpos'un kapılarına kadar dayandı. İtalya aylardır yanıyor. Bakın, İtalya, Güney İtalya NASA uydularından baktığınız zaman yerle yeksan olmuştur. Kaliforniya, dünyanın süper gücü, dünyanın jandarması, bu iftira mekanizmalarının göbek bağıyla bağlı olduğu dünyanın süper gücü. Kaliforniya yangınlarıyla baş edebilmiş mi? Bakın, eleştirebilirsiniz.
yangında bir takım eksikler de olabilir. Olmayabilir de. Bana göre yoktur. Size göre vardır. Eleştiridir. Ama orada canla başla, can siperane orman yangınıyla mücadele eden ormancı kardeşlerimizi, itfaiyecilerimizi, güvenlik kuvvetlerimizi çok tabir mazur görün, iftira atarak. Diyor ki efendim devlet otel açmak için yakıyor. Ya böyle bir şerefsizlik olabilir mi? İkincisi, herkes bir yorum yapıyor. Birisi diyor ki efendim tomaları da kullansın. Ya zaten kullanılıyor. Efendim uçak niye kullanılmıyor? Bakın, dünyanın her ülkesinin kendine göre bir konjonktürü vardır. Bizim ülkemizde her 5 kilometrede bir 700 tonluk, 1000 tonluk, 5000 tonluk, 3000 tonluk su tankları vardır. Ben de bahçem var. 700-800 tonluk 3 tane 5'er kilometrelik benim bahçemde de var. Bakın, bir yangın olduğunda itfaiye benim bahçemden bunun gibi binlerce su alınacak havza vardır. Orada su birikintilerinden, derelerinden, dere yataklarından bu tür yangına karşı özel olarak oluşturulmuş hem sulama amaçlı kullanılan hem de yangın esnasında helikopterlerin su alabilme imkanları olan bir sistem var. Evet, uçakta kullanılıyor. Bakın 20 uçak kullanılıyor. Diyor ki uçak yoktu. Ya kardeşim, uçak kullanılıyor 20 tane. 40'a yakın helikopter kullanılıyor. Yüzlerce arazöz kullanılıyor. Bu küresel ısınmaya da bağlı diyebileceğimiz dünyanın bütün ülkelerinde görülen ve çok şükür biz 10 günlük bir zaman dilimi içerisinde bu kadar hasar veren bir yangını kontrol altına aldık. Ama bakın Yunanistan hali hazırda kontrol altına alabilmiş değil. İtalya, İspanya, bakın Amerika, dünyanın coğrafyasının her yerinde bu dönemde çok aşırı ısınmaya bağlı, yüksek ısılara bağlı, kuraklığa bağlı yangınlar olabiliyor. Canlaba 3 tane bakan orada, 4 tane bakan orada, hı hı. Gece gündüz orada. Evet. Yüzlerce itfaiyeci orada. Siz bu insanların emeklerine saygısızlık, iktidarı eleştirebilirsiniz. Ama iktidarı eleştirirken, bakın Türk Hava Kurumu en çok gündeme gelen konulardan birisi. Eleştiri yapan insanlar şunun farkında değil ya. Bu Türk Hava Kurumu dernek. Dernek statüsünde. Devletin kontrolünde bir kurum değil. Devlet oraya bir kayyum heyeti de atamamış. Mahkeme atamış. Yolsuzluk olmuş. 1.8 milyarlık bir yolsuzluk var. Evet. Bununla ilgili mahkemeye gidilmiş. Mahkeme yangın uçaklarına harcanması gereken milyonlarca doların kaybolduğunu, buraya kayyum heyete atanması gerektiğini karara bağlamış. Bunun siyasetle, partiyle, iktidarla, hükümetle hiçbir ilgisi yok. Bunu bile anlayamayan bir muhalefet var. Peki Resul Bey, tekrardan size döneceğiz. Hemen Abdurrahim Bey'e de dönmek istiyorum. Siz ne dersiniz bu yangınla mücadelede yapılan eleştiriler konusunda? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Efendim, bir yerde iktidar varsa, muhalefet de varsa her halükarda eleştiri olur. Dolayısıyla muhalefetin yaptığı her eleştiriye tabir caizse usulsüzlüktür, ahlaksızlıktır demek bence doğru değil. Dolayısıyla muhalefetin söyledikleri var. Neler söylüyor? Ben de bir muhalefet partinin lideriyim. Müdahalede geç kalınıyor demek. Müdahalede geç kalınıyor demek bir eleştiridir, bir kötü bir şey değildir. Veya müdahalede işte uçak sayısı yeterli değil. Veya müdahalede askerinin mesela kullanılması gereken işte araç gereçleri yeterince kullanılmadı falan demek. Veya birçok yerde işte demin siz de söylediniz ya 476 cephede mücadele edildi falan demek. Bu kadar yerde birden yangının ortaya çıkması bir sabotaj ihtimalini aklı getirebilir demek. Bunlar haklı eleştirilerdir. Onun için bence her eleştiriyi böyle çok ahlaksızca ve vicdansızca nitelemek haksız. Ben de geçen gün mesela yangınla ilgili hadiseleri seyrederken A Haber'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir özel programını gördüm. Bir özel program yapıyor Cumhurbaşkanı.
kendisine çeşitli arkadaşlar sorular soruyorlar A Haber'de. Belki siz de izlemişsinizdir. O anda da yangın işte termik santraline yaklaştı, yakınlaşmak üzere veya termik santrali yandı, yanmak üzere filan. Ben de hiç dönüp de mesela onunla ilgili haber yapmamasını garipsedim ve kendi açımdan eleştirdim. Bir yerde yazıp çizip konuşmadım da ama kendi kendime. İşte bu kadar yangının böyle alevler yükselerek termik santraline kadar tehlikeli bir yere geldiği bir noktada böyle bir haber yapılırken dönüp ondan hiç bahsedilmemesini garipsedim. Ve kendi kendime eleştirdim bunu. Bir yerde de sorsalardı söylerdim. Şimdi burada söylüyorum. Dolayısıyla muhalefetin her türlü eleştirisini, siyasette zaten eleştiri vardır. İktidar bir şeyler yapar, muhalefet de onun eksikliklerini söyler. Tez antitez, millet de ona bakar, bir karar verir. Bu sebeple yapılan olan her eleştiri çok kötü niyetlidir diye nitelendirmemek lazım. Tabii ki muhalefet de eleştirirken bir şeyi haklı eleştiri yapmalı. Yalan ve iftira beyanında bulunmamalı. Zaten iftira ve yalan eleştiri dozunu aşar, millet de onu çok kale almaz tabiri caizse. Ama benim şahsen kendi bir değerlendirmem var. Mesela müdahalede gecikildi mi? Gecikildi. Yeterli sayıda araç gereç şeyi var mıydı? Teçhizatı var mıydı? Bana göre yoktu. Yani bir memleket düşünün ki bu hep eleştirisi konusu oldu. Ben de söylüyorum. Cumhurbaşkanlığının işte Cumhurbaşkanlığına tahsis edilmiş diyelim 10'dan fazla uçak varken yangın söndürmek için koca bir memlekette işte Yunanistan'da zapturapt altına alamadı diyor Sayın Hocam. Evet ama deniliyor ki işte haberlere baktığınız zaman Yunanistan'ın yangına müdahalesi için 38 tane uçağı var. Ama Türkiye'nin yangına müdahalesi için 3 tane uçağı var. O da kiralanmış, kendine ait değil. İşte Türkiye Hava Kurumu'nun uçakları var sırf bu işe tahsis edilmek üzere. Evet Türkiye Hava Kurumu bir dernek. Ama kamu yararına bir dernek. Yani dernek vasfı var ama gerektiğinde orada da işte çeşitli şeyler yapılıp o uçaklar mesela ihaleye katılırken işte 4900 metreküp işte su alıyor diye bir sınır getirip de 5000 metreküp onlar devre dışı bırakılması gibi iddialar doğruysa eğer bunlar doğru yapılan işler değil. Dolayısıyla iktidarın yaptıkları her şeyi muhalefetin alkışlamak gibi bir vazifesi yok. Muhalefetin yaptığı bir eleştiri de eğer yalan ve iftira niteliğinde değilse onları da haklı karşılamak lazım diye düşünüyorum. Mesela haklı şeylerden birisi de bu. Deniliyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar orman sahası var. Şu kadar da orman memuru var bu işlerle ilgilenmek üzere, bu işlerde mesai sarf etmek üzere. Bunun sayısı 15-16 bilden 5-6 bine indirildi. Bunun da bir kısmı sözleşmeli. Bu kadar memur alınırken AK Parti iktidara geldiği günden beri memur sayısını ve işçi sayısını artırırken o zaman orman işleriyle ilgili bu tarz yangınlara müdahale edecek olan işçi sayısını ve eleman sayısını azaltmak çok da akıllıca bir davranış da değil. Bunlar eleştiri konusu olabilir. Özetle şunu söylemek istiyorum. İktidarın yaptığı her şeyi muhalefet alkışlamak mecburiyetinde değil. İftira ve yalan olmamak kaydıyla muhalefet de her türlü muhalefetini söyleyebilir, eleştirisini söyleyebilir diye. Bu yangınlarla ilgili de biz her şeyi dört dörtlük yaptık, çok güzel yaptık, pirupak yaptık. Dolayısıyla bir kusurumuz yoktur diye tarzındaki bir iktidarın savunmasını da ben şahsen bir muhalefet parti lideri olarak, bu memleketin bir vatandaşı, bir elemanı olarak kabul edemiyorum diye affına sığınarak Sayın Hocam, Hocamın da yok, görüşlerimi beyan ediyorum. Sizi kırdıysam özür dilerim. Estağfurullah. Siz benim hocamsınız aynı zamanda. Estağfurullah. Şimdi şöyle, bir ana muhalefet lideri, siz de bir muhalefet partisinin liderisiniz. Tabii. Bir de ana muhalefet partisinin lideri var. Evet. Şimdi diyor ki Türk Hava Kurumu'nun uçakları uçuyor. Aynı sizin biraz önce ifade ettiği uçurmadılar diyor. Sonra Türk Hava Kurumu davet ediyor. Buyurun diyor, bakın diyor. Sonra kendisi çıkarken diyor ki efendim diyor, ben baktım işte oradaki apronda kaç tane uçak, hiçbirisinin uçma ihtimali yok. Evet. En iyisi diyor 3 ay 6 ay tamir gördükten sonra tamir edilebilir ve uçabilir. Dolayısıyla yani ben şuna katılıyorum. Türkiye'de uçak sayımız çok olabilmeli. Bakın İspanya'da kesinlikle hava kuvvetleri bünyesinde bu organizasyon yürütülüyor. Ya evet. Bizde de Türk Hava Kuvvetleri'nin bünyesinde yangınla mücadele için bir birim kurulabilir.
Bir uçucu birim kurulduktan sonra buraya uygun devlet tarafından uçaklar alınabilir. Bu ama hocam şunu da göz önünde bulunduralım. Bugüne kadar bu vasıfta, bu çapta kasten bakın aynı anda bir orman düşünün. Ya hocam ben bir ağacın dalı kırıldığında yüreğim sızlıyor. Hepimizin ben, hocam ben 150 bin tane ağaç ektim. Benim 150 bin ağaç ekmişim. Bakın ağacı seven bir insanım ama bu vicdansız insanlar gidip 30 yerde, 40 yerde yaktığı zaman Allah o yangına şimdi kuru dal hocam bu ve bunlar çam, kızılçam. Bunların kozalakları alev aldığında 1 kilometre, 500 metre öbür tarafa gidebiliyor. Dolayısıyla da bir kozalak gittiğinde onun yerde kalan dallarını tutuşturduğunda aynı anda bakın Aydınlık Gazetesi'nin, Aydınlık Televizyonu'nun bir programında yayın yapılırken arka tarafta tutuşturuluyor. Tutuşturulduğu belli. Yangın çok uzakta. O bölgede yangın yok ama bir anda yayının arka planında yangın başladığını görüyoruz. Şimdi fitne fesat dediğimiz bu hocam. Orman, ormanın bir özelliği var hocam. Siyasi görüşüne bakmaz. AK Partili misin? CHP'li misin? Merkez Partili misin? Başka partili misin? Ormandan hepimiz temiz havayı teneffüs ederiz. Hepimiz ormanın nimetlerinden istifade ederiz. Kesinlikle. Hepimiz orada bal yapan arıların balından istifade ederiz. Bize şunu sormaz. A partili misin? B partili misin? Onun için asla böyle bir şeye tevessül edilmemesi lazım. Kesinlikle. Bir şey daha söyleyeyim kusura bakmayın. Şimdi Silopi'de şu olurken Bodrum'da bu olur, Kaz Dağları'nda yangın çıkar demek bu ülkeye savaş açmaktır. Bu insanlarla iş tutmak da Türkiye Cumhuriyeti'ne savaş açmaktır. Bakın eleştirebilirsiniz hocam. Gayet doğaldır. Ben en başta da söyledim. Muhalefet dünyanın her yerinde eleştirecek zaten. Doğru. Şimdi bir fıkra var. Bakan güzel bir sürü şeyini anlatıyor. En sonunda bakın diyor şimdi gölün karşı tarafına yürüyerek gideceğim. Ertesi gün gazetede muhalefet yapacak. Bakan diyor yüzme bilmiyor. Şimdi onun için eleştirebiliriz ama bu ülke hepimizin. Hı hı. Bu ülkede hepimiz yaşıyoruz. Bu ormanların havasını hepimiz teneffüs ediyoruz. Eksik vardır, yanlış vardır, hata vardır. Bunların hepsi söylenebilir. Ama iftira benim karşı çıktığım bu hocam. Doğru. İftira yanlıştır. Bakın bugün yanlış. Amerika'da hiç kimse kalkıp da şunu yapmadın, bunu yapmadın. IŞİD şöyle iyi, DAEŞ böyle iyi dediği zaman bir daha gün yüzü göremez. Evet, hemen Bülent Bey'e de bir dönelim isterseniz. Bülent Bey ve Tarkan Bey'i de çok beklettik. Bülent Bey yeniden merhaba. Sanırım buradaki konuşmaları duyabilme şansınız oldu. Siz ne dersiniz bu yangından sonra çıkan tartışmalara? Özellikle Ömer Çelik'in şöyle bir açıklaması var. Yangın şu an devam ediyor. Çıkmışlar siyasi tartışma yapıyorlar. Yangının sönmesini beklesinler. Ardından bir araya gelip bir basın toplantısı yapıp tüm bunları konuşabiliriz diyor. Siz ne dersiniz? Duygu Hanım. Şimdi bu yangınlar üzerinde değerlendirme yaparken bir parantez açmamız lazım. Parantez içine koyacağımız bilgiler var. Gelişen olaylar, bunun öncesi ve yangınlar devam ederken meydana gelen olaylar ve bunların içinde de muhalefetin nasıl bir strateji izlediği üzerinde bir değerlendirme yapmamız lazım. Yani büyük resme bakmamız lazım. Şimdi gelişmeler şu şekilde oluyor. Bu bir yangın eş zamanlı çıkarılmıştır. Eş zamanlı çok önemlidir. Neden? Çünkü eş zamanlı çıkarma bir hazırlığı gerektirir. Bu derin Amerika ve Avrupa tarafından Türkiye'deki bir yıldan beri uygulanan çeşitli nedenlerle de uyguladılar. Zaman zaman bıraktılar ama özellikle gerilim stratejisi, kontrollü kaos. Kontrollü kaos da erken seçime zorlama mekanizmasını çalıştırıyorlar. Bunu dünyada en iyi yapan 1950'lerden biri Amerikan İstihbarat Örgütü CIA'dır. Bununla paralel zihin yıkama operasyonları da vardır. Bu bir projedir. Yani orman yangınları, şimdi biraz sonra anlatacağım parametreler ışığında bir derin Amerika istihbarat örgütlerinin
Türkiye'ye yönelik bir operasyonudur. Beşinci kol faaliyetidir. Şimdi yangının çıkarıldığı gün 28 Temmuz. O gün bakıyoruz Manavgat'ta sıcaklık rekoru kırılıyor. 47 derece. Böyle bir rakamın bulunacağı bir günde çok önceden meteorolojik bilgilere sahip olan ve bunun üzerinde proje yapan bir mahfiller var. Şimdi bu mahfiller ikinci olarak da rüzgarın zilliğini tespit etmişler. Ters rüzgarlar esecek. Çünkü bir haftalık 10 gün önceden bunları biliyorlar. NASA'nın elindeki bilgiler, uydulardan bilgiler. Bunlar zaten bu istihbarat örgütünün elinde. Bu istihbarat örgütü de buna yönelik derin devletinin, yani derin Amerika'nın uygulayacağı projeye uygun bir kontrollü yangın çıkarmıştır. Şimdi ikinci parametre, bu bir hazırlıktır. Bu 3-5 çapulcunun, devşirilmiş adamın, hayırın, FETÖ gibi, FETÖ gibi, PKK gibi, DAEŞ gibi, Ermeni taraf çeteleri gibi çetelerin işi değildir bu. Onları kullanmışlardır. Tetikçidir onlar, yakıcıdır onlar, çakmağı çakanlardır onlar. Ama burada planlama önemlidir. İkinci parametre, çok dikkatli baktığım zaman seçilen yerler. O kadar önemli ki seçilen yerlere dikkatle bakan bir göz hedeflerini çok iyi anlıyor. Nedir bu hedefler? Pandemi sonrası, bayram sonrası yabancı turist aklı başlayacak. Rezervasyonlar inanılmaz bir şekilde açılmış. Yoğun biçimde doğrudan doğruya Rus turistlerin geldiği bir bölgeye operasyon çekiyorlar. Burada ekonomik bir darbe vurmak var turizme. Ama bundan çok daha önemlisi, bugün de o aldığım bilgiler ışığında, biraz önce de Sayın Kars'ta çok önemli bir noktaya dokundu. 4 tane termik santral, 3 termik santral Milas'ta 60 kilometre içinde. Düşünebiliyor musunuz? 3 termik santral, Kemerköy, Yeniköy ve yatağı termik santralları. Bunlar 12 milyar kilovat, 1 milyar kilovat saat elektrik üreten ve özellikle Ege bölgesini destekleyen yerler. Seçilen yer bu kadar önemli. Bakıyoruz ikinci seçildiği yer Osmaniye. Osmaniye'den dağlar üzerinden gelişmeye baktığımız zaman 200 kilometre içinde Afşin Elbistan var. Termik santralları. Türkiye'nin elektrik üretimi Mart ayında 292 milyar kilovat. Bunun %10'unu Afşin Elbistan üretiyor. Bakın seçilen yerlere. Turistik bölgeler turizme vuruyor. Termik santralları bulunduğu bölge o kadar ileri boyutta. Allah korusun Türkiye'yi. Çok büyük bir felaketten döndük. Eğer söndürülmeseydi termik santralların yanması onların içindeki 50 milyar, 50 milyon stoklar var, kömür stokları, kömür havzaları aynı zamanda. Bu havzaların yanması ne kadar büyük bir felaket çıkaracaktı. Evet. Bunun gerçekleri önümüzdeki günlerde tartışılacak. Üçüncüsü, dünyada bir dünya düzeni kuruluyor. Bunu kuran küresel çete. Küresel çete dünyada bir numaralı ismi var. Rothschild ailesi. 400 yıldan beri dünyanın kanını emiyor. Bunların bir dergisi var. Ekonomist. 2021 kapağında dördüncü halde resetleme yapıyor. Resetleme yaparken bunlar makinasında dördüncü halde tepede enflasyon, ekonomi, altında yanan bir ağaç ve orman yangınları var. Bunlar kurguladılar. İstihbarat örgütünde o yıla yönelik, bunlara yönelik operasyon kurar. Ve çok söyledikleri çıkmıştır. Çünkü bu dergide daha Kasım ayında hazırlanmış, Aralık'ta Biden'ın resmi var birinci bölümde. Daha Biden yok burada. Trump kazanacak. Ve düşünebiliyor musunuz? Küreselcilerin adayı Biden seçilecek. Yani Trump devrilecek, Biden gelecek. Bunu kurgulayan
bir Rothschild için ekonomist dergisi var. Peki. Üçüncü Bülent parametre, Bey tekrar döneceğiz size hemen bir toparlayabilirseniz. Buyurun. Gayet tabii. Üçüncü parametre onu da anlatayım. Buyurun. Sosyal medya anında devreye girmiştir. Çaresiz hükümet, yardım edin Türkiye'ye. Hükümet geç kaldı. Halk öfkelendi. Bir nifak sokuyorlar aziz milletin arasına. Ordu millet, devlet millet, can sparareye çalışıyor. Bekir Pakdemirli, ben Manisalıyım, hemşerim, babası rahmetli Ekrem Pakdemirli çok yakın dostu. Arı gibi çalışıyor. Orman teşkilatını alnından öpüyorum. Peki, ormancılarla, orman işçileriyle ilgili de konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Hayır, son dilerseniz. Son parametreyi de koyalım. Son parametrenin ardından CHP çıkıyor. Onun üzerine kurgulanmış Millet İttifakı istifa. Yeni hükümet. Hükümet yapamıyor. Çaresiz hükümet. İşi idare edemiyorlar kampanyası. Dünya projesine uygun. Derin Amerika istihbarat. Yani kontrollü yangın. Kontrollü kaos planına uygun. Devreye sokuluyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine bir müdahaledir bu orman yangınları. Peki. Hemen Tarkan Bey'e de dönelim. Tarkan Bey'i de beklettik. Tarkan Bey yeniden merhaba. Ne dersiniz siz bu eleştirilere dair? Sizden de ilk değerlendirmelerinizi alalım. Buyurun. Duygu Hanım, öncelikle stüdyodaki konuklarımızı da selamlıyorum. Ve Türkiye'de yangınla mücadele ederken vefat eden iki orman işçimize Allah'tan rahmet diliyorum. 7 vatandaşımız aynı zamanda yangınla mücadele ederken hayatlarını kaybettiler. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Yine orman yangınlarıyla mücadele ederken 50 işçimiz de çeşitli yerlerinden yaralandı. Onlara da acil şifalar diliyorum. Tabii yangın gerçekten bir felaket ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 47 ilde 200'den fazla yangınla mücadele etmek zorunda kalındı. Türkiye'de genellikle bu tür felaket dönemlerinde aslında milletin birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç olduğu dönemde belki de yaraları sardıktan sonra sorunları tartışmamız gereken yerde nedense salgın olduğunda, yangın olduğunda, deprem olduğunda bir takım kesimlerin hemen harekete geçtiğini ve amaçlarının da aslında üzüm yemek olmadığını, bağcıyı dövmek olduğuna üzülerek şahit oluyoruz. Bakın Türkiye Malatya ve Elazığ'da bir deprem yaşadı. Hemen o deprem sonrasında atılan tweetleri, ortaya konulan eleştirileri akla getirin. İzmir depreminde benzer şekilde yine eleştirileri akla getirin. Türkiye bütün dünyanın yaşadığı COVID-19 salgınını yaşadığında da yine aslında o salgınla mücadele eden insanlara moral vermek, onların yanında olmak gerekirken maalesef onların morallerini bozacak ifadeler kullanıldı. Bunlar elbette orada mücadele eden insanların hem morallerini bozuyor hem de ülkemizin birlik beraberliğini engelleyen bence birlik beraberliğini engellenmesine vesile oluyor. Şöyle ki hatırlayın salgın başladığı dönemde sağlık çalışanlarının işte yeterli olmadığından, işte yeterli hastane bulunmadığından şikayet edilmişti. Hatta o dönem Türkiye'yi Uganda ile karşılaştıran yorumlar bile yapılmıştı. Bakın o gün salgında Türkiye'yi Uganda ile Uganda'dan daha kötü olduğunu Türkiye'nin söyleyenlerin bugün aynı şekilde Yunanistan'dan Türkiye'nin daha kötü olduğunu söylüyor. O dönemde Türk Tabipler Birliği diye bir birlik, sağlık çalışanlarını, hekimleri temsil eden bir birlik aslında sağlık çalışanlarının moralini yükseltmesi gerekirken çeşitli yalanlarla sağlık çalışanlarının moralini bozduğunu görüyoruz. Bugün de Türk Tabipler Birliği yerine Türk Hava Kurumu üzerinden yine orman işçilerinin, o güvenlik görevlilerinin, jandarmanın, polisin, AFAD görevlilerinin, Türkiye'den bütün partilerden, belediyelerden itfaiyecilerin geldiği, bu yangınla mücadele ettiği bir dönemde tamamının moralini bozuyorlar.
Ve nihayet hepimiz görüyoruz, o insanlar yani klavye başında değiller. Ve şu soru sorulduğunda ben çok şaşırıyorum. Yani işte devlet nerede deniyor? Orman işçileri, orman teşkilatı nerede deniyor? Tomalar nerede deniyor? Yani nerede olacak? Yangının içindeler. Kendisine sorduğunuzda sen neredesin? İşte klimalı odasında, klavyesinin başında, konforlu bir şekilde can siperhane mücadele eden insanları eleştiriyor. Dolayısıyla bakın bunlar gerçekten elbette biraz önce Resul Hoca'nın söylediği gibi eleştirilecek noktalar olabilir. Daha iyiye gitmek için konuşacağımız mevzular olabilir ama bu ortada bir yangın varken, bir mücadele varken yapılacak şeyler değil. Bu alevi söndürürüz, bu yangını söndürürüz, salgını bitiririz, depremi bitiririz, oturur bunları konuşuruz. Ama konuşanların gerçekten niyetlerine baktığımızda hatırlayın İzmir'de Kızılay nerede diyorlardı. Kızılay nerede diyen ana muhalefet partisinin liderinin hemen arkasında Kızılay çadırı vardı. Yani Kızılay'ı sorarken bile aslında Kızılay çadırının önünde oturup açıklama yaparken Kızılay nerede diye soruluyor. Dolayısıyla bunlar elbette ki muhalefet eleştirecektir. Elbette ki muhalefet var olan eksiklikleri söyleyecektir. Ama maalesef bizi yani diğer ülkelerden ayıran noktanın özellikle ortada bir problem varken bu problemi çözmeye yönelik eleştiriler yerine o mücadeleyi veren insanların morallerini bozan eleştiriler dile getiriliyor. Bu da bakıyoruz ki mücadele eden insanların sürekli olarak yalanlar üzerine açıklama yapmak zorunda kalmalarına şahit oluyoruz. Yani örneğin İçişleri Bakanı, işte Tarım ve Orman Bakanı, Çevre Şehircilik Bakanı biraz önce söylendi. Nerede bir afet varsa bu bakanlarımızın neredeyse en az 3-4 tanesinin anında olay yerine intikal edip olaya vaziyet ettiklerini görüyoruz. Ve bunların günlük faaliyetlerinin büyük bir bölümü yalanlar üzerinden işte açıklama yapmak zorunda bırakılıyor. Bu bile aslında hem ülkemize yapılabilecek en büyük haksızlık olarak düşünüyorum, hem de bu mücadeleyi veren emekçilere yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Dolayısıyla biraz daha bu tür dönemlerde birlik ve beraberliğin korunması, sağduyunun korunması gerektiğini düşünüyorum. Yarın diyelim ki yangınlar tamamen söndürülür. Eleştirmek isteyenler eleştirilerini yerine dile getirebilirler. Neler yapılması konusunda öneriler getirebilirler. Bu da bizim hem ülkemizi hem de bu tür felaketlerle mücadelemizde destekleyici unsurlar haline gelirler. Peki Tarkan Bey, devam edeceğiz. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından yeniden burada olacağız. Gündemdeki konu orman yangınları sonrası yapılan eleştiriler, hem siyasi olarak hem de bir grup, bir kesim tarafından, özellikle geçtiğimiz haftalarda gündemde olan bir konuda, özellikle sosyal medyada başlatılan uluslararası yardım çağrısıydı. Ki bununla ilgili tabii hükümet cephesinden de açıklamalar geldi, birçok açıklama. Özellikle bu mesajların yurt dışında aynı anda birçok hesaptan atıldığı belirlendi. Ki o hesapların da birçoğunun aynı gün
açıldığı ve bir anda da bu mesajların aynı anda servis edildiği açıklaması yapıldı. Bununla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da bir açıklaması vardı. Devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmış bir kampanya dedi Fahrettin Altun özellikle bu çağrıya. Özellikle sanat siyaset dünyasından da birçok isim bu çağrıya katıldı. Ancak özellikle bazı isimler daha sonra sosyal medya hesaplarından bu çağrıları da sildiler. İyi niyetli olmadığını düşündüğümüz için ifadesini kullanan sanatçılar da oldu. Bununla ilgili dilerseniz Abdurrahim Bey sizinle başlayalım. Siz de takip etmişsinizdir tabii ki özellikle sosyal medyada işte Türkiye'ye yardım çağrılarına ilişkin. Ne dersiniz, bu paylaşımları nasıl okumamız gerekir? Şimdi normal bir yardım çağrısının ben kötü niyetli olacağını düşünmüyorum ama şu insanın aklına başka şey getiriyor. Diyelim ki aynı ülkeden bu atılan şeylerin, tweetlerin %5'te belli bir miktarının aynı ülkeden ve aynı mihraklardan olduğunu görünce insan tabii akla başka şeyler geliyor bu defa. Ama mesela bugün gördüğüm kadarıyla sosyal medyada Yunanistan'dan da aynı çağrılar var işte. Yunanistan'a yardım ediniz diye. O çağrılarda da Türkiye'ye yardım ediniz diye. Yunanistan mesela bunu böyle algılamadı, kötü niyetle algılamadı. Değişik bir yorum da yapmadı Yunanistan'a yardım ediniz diye. Onun için Türkiye'ye yardım ediniz tarzındaki bir talebin de ilk bakışta kötü niyetli olduğunu söylemek zor. Ama bunun yüzde belli bir miktarının belli bir memleketten atıldığı akla gelince ve o memlekette de çeşitli vesilelerle troller ordusunun kullanıldığı akla gelince bu defa kötü niyet akla getiriyor. Onun için bütün bu olayların aslında perde arkasını, hani mesela yangınla ilgili bir ihmal var mı yok mu, bir sabotaj var mı yok mu, mesela demin konuşan arkadaşlardan, Bülent Bey'den benim anladığım bu başlı başına bir sabotajdır demeye getiriyor. Yani durduk yerde, bu kadar yerde, bu kadar birden bile bu olayların başlaması, hem de haftanın böyle en sıcak günlerinde belirli bir zamana denk getirilmesi demek istiyor ki burada bir sabotaj var. Bütün bunların perde arkasını araştırıp söyleyecek olan aslında hükümet, biz değiliz. Onun için bizim yaptıklarımız sadece yorum. Bu sebeple bir başına sadece yardım istemenin devleti ben aciz duruma düşüreceğini zannetmiyorum. Öyle bir iddia illa büründürülüp ifade edilmesi gerektiğini de doğru bulmuyorum. Ama bu iddia ortaya atıldıktan sonra bunun %20, %25'in sadece bir memleketten atılması bu defa Fahrettin Bey'in dediği iddiaları akla getiriyor hakikaten. Özellikle bot hesapları olması da biraz dikkat tabii çekici. Ki. O gün tabii hesapların ki. Açılması. O gün açılması, bot hesapları olması, isimlerin olmaması. İşte aynı memleketten yani birbirine yakın yerlerden olması bu şüpheleri akla getiriyor. Ama tabii bunu aydınlatıp nihai şeklini söyleyecek olan hükümet, ben değilim. Bizdeki sadece söylenirse de suizan olur. Başka türlü doğru bir yorum olmaz diye düşünüyorum. Hı hı. Ama hakikaten bir sıkıntı varsa başka yerlerden yardım talep edilmesi kötü niyet değildir. Nitekim bazı yardımlar da geldi. Bunları da kabul ettik ve kullandık. Bunlar abartılacak olan kötü şeyler de değil diye düşünüyorum. Hatta aslında bazı yardımların kabul edilmediğine dair de eleştiriler yapıldı. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Hatta Pakdemirli'nin de açıklamaları vardı. Hani bazı ülkelerin uçaklarını gönderdi ama Türkiye'nin kabul etmediği yönünde de açıklamalar yapılmıştı. Pakdemirli işte 5 tonun altında kapasitesi olan uçakları kabul edemeyiz, hava trafiğini engelliyor gibi yorumlarda da bulundu. Yani aslında bu tarz eleştiriler de yapıldı. Şimdi işin başında bulunan bir insanın her beyanını da kötü yorumlamamak lazım. Yani biz muhalifiz diye Ekrem Pakdemirli'nin söylediği her şeyi de kötü yorumlayacak bir halimiz yok. Yani belli bir tonajın altındaysa hava trafiğini etkiliyor diyoruz. Hakikaten bunların da hesaba katılması lazım. Onun için yani muhalefet iktidarın her söylediğine %100 yanlış ve kötüdür filan diye nitelendirilmesi yanlış olduğu gibi muhalefetin de her söylediğini, her yapmak istediğini, iktidarın bunlar kötü niyetlidir, devleti aciz bırakmaya yöneliktir diye nitelendirilmesini şahsen doğru bulmuyorum. İki tarafında biraz yapıcı olması biraz gerekiyor. Biraz yapıcı olma. Hele de demin bir arkadaşın söylediği gibi zannediyorum Tarkan Zengin arkadaşın söylediğiydi. Yani böyle olay tam olurken, eleştirilerimizde özellikle de olay tam olurken diye değil de bir zapturapt altına aldıktan sonra, yangın söndürüldükten sonra bu eleştirileri söylemek daha yapıcı olur. Daha uygun olur diye düşünüyorum. Yoksa ortada bir yangın var. Herkesin kilitlenmesi ve yapması gereken evvela şu yangını söndürelim diye olmalı diye düşünüyorum.
Peki Resul Bey, size de dönelim. Evet. Siz ne dersiniz bu uluslararası çağrılara, mesajlara? Şimdi Mark Owen Jones diye bir İngiliz sosyal medya analizi yapan bir kişi var. Onun belki yönetmenimiz bulup Mark Owen Jones diye belki ekrana verebilirse. Bu bir iki saat içerisinde gecenin bir yarısı 2,5 milyon tweet atılıyor. 2,5 milyon tweetin ana tetikleyicisi olan hesaplar bir saat iki saat sonra kendi attıkları tweetleri siliyor ve isim değiştiriyor. Örneğin Resul Kurt 34 yerine AS25 yazıyor. Dolayısıyla bu benim aklım, yani bu ben analist değilim, yani analiz yapmıyorum ama yok söyleyeyim. Yazmış analizini yazmış ve bununla ilgili ekran bir 20-25 tane flut yapmış, yani peş peşe tweetlerin hepsinin analizini yapmış. Bu bize şunu gösteriyor: gecenin bir yarısı global help, işte help to Turkey, help Turkey, bu tür etiketleri bir anda. Şimdi hocam bir partinin genel başkanı, binlerce öğrenci yetiştirmiş. Hocam bir tweet attığında bir anda, bir saat içinde 2,5 milyon atmayı sıfır hocam. Kesinlikle. Yani bir bot hesap dediğimiz operasyon var. Yani biraz önce hocamın da söylediği, Bülent Bey'in de söylediği çok önemli bir şey var. Türkiye'ye bir operasyon çekiliyor. Bakın, geçmişten bugüne hep bir operasyon yapıla gelmiştir. Bu çok bariz ve açık. Amerika'da yangın var. Bakın, aylardır söndürülemiyor hocam. Aylardır. Kaliforniya, Avustralya belki bir yıl yandı hocam. Siz de hatırlarsınız. Doğru, bir doğru. Yıl yandı. Doğru. Bir Avustralyalı arkadaşım dedi ki yangın bizden 100 kilometre ilerideydi. Genzimize dedi hep onun zehrini soluyorduk. O küller 100 kilometre öteye kadar geliyordu. Bakın, Türkiye'de çok şükür 10 günde eksik vardır. Bakın, tekrar söylüyorum. Eleştirebiliriz. Ya muhalefetin özü bu. Eleştireceksin. Muhalefet yapıcı eleştiri yapacak. Ya 3 uçak değil de niye 20 uçak yoktu de. Ama şunu söyleme: Türkiye'de yangınlar oluyor, otel yakacaklar deme kardeşim. Bu ülkede 5 milyar 400 milyon 2001 tarihinden bugüne 20 yılda ekilen fidan var. Bakın, 5 milyar 400 milyon. Ya bunu oturup bir insanın ömrü saymaya yetmez yani. Şimdi bu kadar doğayı koruyan, bu kadar doğayı destekleyen bir iktidara, efendim o Titanic otelin bilmem nesi yakılmış da, yok kardeşim öyle bir şey. 1987'de verilmiş. 1997'de izinleri verilmiş. Bakın, 40 yıl öncenin konularını tekrar tekrar insanların aklını karıştırıyor. Yok efendim otel için, ya bir insan bu kadar vicdansız olabilir mi ya? Bir insan otel yeri için yakabilir mi ya? Bu kadar art niyetli olabilir mi bir insan? Bot hesap. Hiçbir insan tek başına böyle bir 2,5 milyon tweet atamaz. Bakın, sistem basit. Bot hesaplar atıyor ve sonra isim değiştiriyor hocam. Sizin aklınıza ne getirir? Hukukçusunuz. Bakın, ben tweet atıyorum, yayılıyor, kendi tweetimi siliyorum ve isim değiştiriyorum. Twitter'ın analiz şeyi beni bulamıyor. Sosyal zekası beni bulamıyor. Yani beni bulsa hemen bu bot hesap diyecek veyahut da burada bir operasyon var diyecek. Analitik ve son derece planlı yapılan bir eylem. Nasıl Bülent Hocam söyledi, ormanlar bilinçli şekilde yakılmış. Bakın, aynı operasyon burada da devam ediyor. Çok operasyonel, çok profesyonel bir görsel hazırlanmış. Yani öyle bir iki tane amatör insanın akşam bir araya gelip hep Türkiye diyecek bir şey. Niye hep İtalya demiyorsunuz? Niye hep Gris demiyorsunuz? Orada daha büyük yangınlar var. Bunun tamamen şöyle bir algı operasyonu olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de hükümet bir şey yapamıyor. Türkiye bitmiş. Bize gelin işgal edin ülkemizi, bizi kurtarın. Bu mandacılık zihniyeti. Nasıl Kurtuluş Savaşı'nda mandacılık zihniyeti vardı, İngiliz Muhipler Cemiyeti vardı,
Fransız, İtalyan, Amerikan değil mi hocam? Manda, bu manda zihniyetidir. Gelin bizi kurtarın. Bu şudur. Biz halktan oy alıp hükümet olamıyoruz. Ama ne olur gelin burada. Bak hazır hükümette yangınlarla başa çıkamıyor. Depremle başa çıkamıyor. Gelin bizi iktidar yapın demektir. Bu bu ülkeye yapılan bir ihanettir. Eleştirebilirsiniz. Bakın en ananızın ak sütü gibi helaldir. Sen muhalefetsin ya. Ama bakın muhalefet eleştirir ama yapıcı eleştirir. Bakın bunlar güzel güzel. Bakın ben size sayıları söyleyeyim. 252 milyon fidan dikilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki her vatandaşımıza 3 fidan dikeceğiz. Yanan alanlarda. Ne kadar? 252 milyon. Bugüne kadar da 5.4 milyar dikilen fidan var. 20 uçak. Hani hocam biraz önce siz söylediniz hani uçak. Bakın evet. Bu tür operasyonlarda herkesin aynı anda yüzlerce uçağa sahip olmasına gerek yok. Mantık şöyle. Bir havuz kuruluyor. O havuza siz de Türkiye'den uçak istiyorsunuz. Bakın İspanya'dan uçaklar geldi. Başka ülkelerden geldi. Şu an 20 uçak var Türkiye'de. Bizim uhdemizde olan, yangın söndürmede kullanılan 20 uçak. 64 helikopter var. Bakın biraz önce de söyledim. Bizim mesela meralarımız büyükbaş hayvancılığa uygun değil. Bizde küçükbaş hayvana uygundur meralar. Bizim göl, ırmak ve benzeri su kaynaklarımız da helikopter için uygun. Helikopter gider, bırakır sepetini, doldurur gider boşaltır. Doldurur gider boşaltır. Bakın binlerce sorti yapmıştır. Belki 5000, belki 6000 sorti, belki 10 binlerce, 100 binlerce ton su bırakılmıştır. Bu vesileyle 9 İHA, bir insansız helikopter, 850 arazöz, 5250 personel, 150 iş makinası var ve yangınla mücadele içerisinde sadece uçak yok. Bakın bir ben kendi Twitter hesabımda da paylaşmıştım. Bir Amerikan gazetesinde yazılan bir analiz var. İster katılırsınız ister diyor ki yangın bunu orası söylüyor. Yani hani Amerika'da yangın var, binlerce belki yangın uçağı var. Oradaki itfaiye ile ilgili yetkili kişi diyor ki yangın uçakları sırf göz boyamak şov içindir diyor. Tamam mı? Yani uçak kullanabilirsiniz. Kesinlikle de kullanılmalı. Ama şu yanlış bir düşünce. Sadece uçakla ben yangını söndürürüm. Bizim işte 50 tane uçağımız olsaydı bizim önce yangın çıkartmayacak ahlaklı insanlara ihtiyacımız var. Bizim önce bu ormanları doğa olarak görecek, düşman olarak görmeyecek insanlara ihtiyacımız var. Benzin alıp döküp yakan bir insana biz ne diyebiliriz? İstediğiniz 100 tane uçağınız olsun, 1000 tane uçağınız olsun ne yapabilirsiniz? Bakın ormanda kuru dallar var, kurumuş ağaçlar var. Bu kadar sıcak bir ortamda çam kozalakları yerde bir nasıl söyleyeyim yangını arttırıcı unsur olarak bekliyor. Küçük bir benzin döküp bir kibrit çaktığınız zaman bakın 2 saniyenizi almıyor. Benzini döküp çakıyorsunuz ve gidiyorsunuz motosiklete binip. 2 saniyenizi almıyor. Uçağınız olsa ne olur? Önemli olan duyarlı insanların orada müdahale etmesi. Yangına ilk 30 saniyede, ilk 2-3 dakikada müdahale ettiğiniz zaman kontrol altına alma şansınız çok daha yüksek. Bunu da kim yapacak? Bunu uçaktan ziyade o bölgedeki arazözler, ormancılık kardeşlerimiz, yangınla görevli ormanlarda bekleyen kardeşlerimiz yapacak. Bakın bugün Kaz Dağları'nda orman yok ama binlerce insan Kaz Dağları'nda olası bir sabotaja karşı, olası bir yangın çıkarmaya karşı orada tetikte nöbet bekliyor. Bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Bizim ülkemizde hep bir yanlış algı var. Evet, şurası yakıldı kesin otele verecek. Burası yakıldı kesin turizm alanı. Burası yakıldı kesin tarla açacak. Bu yanlış bir düşünce. Anayasamıza göre bu ülkede orman alanına siz gidip bir otel konduramazsınız. Hiçbir otel de orman olan alanda değil zaten. Nerededir? Ya ormanın içine yaptığınız otele kim gider Allah aşkına? Hani deniz kenarında olur. İnsanlar
deniz kenarındaki otellerde de orman alanı içerisine yapılmış oteller çok var. Ne zaman yapılmış? 1987 ile 97 aralığında yapılmış. O zaman Türkiye'nin dövize ihtiyacı var. Ne yapalım? Deniz kenarlarında bakın Adana Mersin'den başlayın. Ta Çeşme'ye, Çanakkale'ye kadar sahil şeridinde ormanlık alanlara yıllar yıllar önce yapılmış oteller bulursunuz. Ama bunlar o ormanlara zarar vermiyor. Eleştirebilirsiniz. Ormanlık alanda niye otel yapıldı diyebilirsiniz ama bu 40 sene önce olmuş. İster eleştirirsiniz ister kabul edersiniz ama o bölgedeki yani kurulan tesisler... Yani yakın zamanlarda bu iktidar zamanında bu tarz uygulamalar bulmak mümkün değil mi? Varsa hocam siz buyurun şikayet edin. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum hocam. Bilmiyorum. Yani kesin haber olurdu en azından. Bilmiyorum. Kesin haber olurdu ama bu Titanic Otel konuşuluyor hocam. Bu 1987 yılında başlayan bir süreç. 87-97 aralığında. Dolayısıyla her vatandaşımız eğer bir orman alanında otel yapılmışsa her Türk vatandaşı anayasal hakkını kullanıp gidip savcılığa şikayet edebilir. Bakın anayasamıza göre, siz hukukçusunuz hocam. Tabii. Anayasamıza göre hiçbir cumhuriyet savcısı vay efendim bu orman alanına otel yapmış ama gözümü kapatayım diyemez. Yapılmış oteller var ama 30 yıl, 40 yıl önce yapılmış oteller. Türkiye'nin döviz ihtiyacı olan dönemlerde rahmetli Turgut Özal'ın yaptığı, teşvik ettiği yüzlerce otel var. Ama bunlar ormanı zayi etmiyor hocam. Ormanı ıslah ediyor. Ormanda bir ağacı kesip oraya bir bina kondurmuyor. İstediğiniz oteli gidip görebilirsiniz. Bu oteller orman alanına kurulmuş bile olsa ormandaki bir tek ağaca zarar vermiyor. Ha ormanı da koruyor. İstediğiniz otele bakabilirsiniz. Önemli olan ağacı ve doğayı korumaksa bu 40 yıl önce yapılmış. Peki. Bugün gidip şunu söyleyebilirsiniz. Ya 40 yıl önce bu 1987'de, 90'da, 92'de yapılmış ama ben bunu yıkıyorum diyebilirsiniz. Bu mümkün. Devlet olarak dersin ki kardeşim burası yıkılacak diyebilirsin ama bu ülkeye ne kazandıracak? Bizim 2000 yılıyla 2021 yılı arasında orman vasfını taşıyan alan ne kadar artmış? Ne kadar ağacımız varmış? Ne kadar artmış? Kaç katına çıkmış? Buna bakmamız lazım. Yani ben kesinlikle ormanın bir tek dalına zarar gelsin istemem. Peki. Ülkemizdeki her vatandaşımız da bunu böyle düşünüyor. Ama asla tezvirat yapmamamız lazım. Sırf iktidarı eleştireceğiz diye yok o yoktu, yok bu yoktu, Help Turkey. Bakın bunun operasyon oldu. Bülent hocamı destekleme anlamında söylüyorum. Operasyon oldu buradan belli zaten. Siz bir tweet atacaksınız. Aynı anda çok takipçili Twitter kullanıcıları var. Var birkaç milyon takipçisi. Bir anda ne yapıyor? İsim değiştiriyor. Yani ismini değiştiresin. Attığın tweet'i niye siliyorsun? Yani ateşi yakıyor, ismini değiştiriyor ve Twitter'ın algoritması bunu bulamıyor. Hiçbir ilgisi kalmıyor. Peki. O zaman hemen bir Bülent Bey'e de tekrardan dönelim. Bülent Bey siz de dinlediğiniz stüdyodaki konuşmaları. Ne dersiniz? Bu sosyal medyada başlatılan az önce değindiniz ama uluslararası yardım çağrıları ile ilgili bu paylaşımları nasıl okumak lazım? Duygu Hanım, ben 40 yıllık gazeteciyim. İletişim Fakültesi mezunuyum. Ve propaganda teknikleri ile ilgili uzmanlıkladım gazetecilikte. Ayrıca ilgilendim ve özellikle de çalıştığım bir alandır. Şimdi bu anlatacaklarım doğrudan doğruya meslek tecrübesiyle, dünya olaylarını takip etmeyle ve stratejik analiz yapma özelliklerinin gelişmiş olduğu bir çerçevede anlatmak istiyorum. Şimdi yangınlar eş zamanlı sosyal medyada eş zamanlı facia ve yabancı medya ve büyük oranda da Yahudi sermayedarların büyük medya organları eş zamanlı Türkiye'nin itibarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin itibarını düşürmeye yönelik çok daha gaddarca yalan, tezvirat,
Ajitasyon, manipülasyon, haberlerle dolu yorumlar yapılıyor. Artırılan analizler. Eş zamanlı. Bu eş zamanlı olmak başlı başına bir operasyondur. Şimdi sosyal medya nedir? Sosyal medya dünyayı küresel çete, dijital dünya yapacak. 2030'da dijital dünyaya geçecekler. İşte biraz önce de anlattım. Ekonomist dergisinde manevralar, resetler, bunlarla beraber hazırlıklar yapıyorlar. Virüsle beraber bunun çalışmalarını çok yoğunlaştırdılar. Bu virüs üzerinden ve varyantlarla, çok daha yeni varyantlarla 3-5 yıl daha götürecekler. İlaç baronları, derin Amerika'nın büyük paralar götürüyorlar, milyar dolarlar. Bununla beraber dijital medya dediğimiz zaman doğrudan doğruya CIA tarafından, Amerikan istihbarat örgütü tarafından yönlendirilir. Bütün uzmanlar budur, başındaki adamlar budur. Bunlardan bir tanesi de çok yakında tanıdığımız Bill Gates'iz. Microsoft bir CIA operasyonu imalatıdır. Facebook, YouTube kanalları, Google, bunların hepsi aynı merkez, aynı beyin tarafından yürütülür. Küresel beyin, CEO'lardır bunlar. Ve bunlar doğrudan doğruya özel yetiştirilmiş neokon isimler, stratejist isimler, devletin önemli organlarında önemli görevlerde bulunmuş insanlar. Bugün Biden'ın Amerika yönetiminde gelenlerin %80'i bu tip isimler. CIA'nin başına gelenler, Trump Corporation'ın başında, Stratfor'un başında olan dünyayı oluşturan derin dünya devletinin planladığı isimler ve organlardır bunlar. Şimdi sosyal medyayla eş zamanlı başlattılar. Nereye yöneldiler? Çaresiz hükümet, zayıf Türkiye, idare edilemeyen Türkiye. Kime vuruyorlar? Doğrudan doğruya itibar suikastı yapıyorlar. 2023 dedim. Hedef, biraz önce anlattım. Eş zamanlı çıkartılan yangın, ardından özel seçilen yerler ve hedef. Hedef belli. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini engellemek. Neden engellemek istiyorlar? 2023'te seçilecek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2028'e kadar Türkiye'yi idare edecek. 2028'e kadar dijital dünyaya gidecekler. Yeni dünyayı yönetecekler. Doğrudan doğruya yapay beyinler, insansız araçlar, doğrudan doğruya yepyeni ekonomik modeller, dijital dünya üzerinde çalışıyorlar. 2030 stratejisi, NATO 15 Haziran'da 2030 stratejisini belirledi. Dünya hedefleri koydu. Çin, birinci düşman Çin, birinci düşman Rusya. Batı, yani Amerika ve İngiltere'nin oluşturduğu beyin kadro. Koydular bunu. 2030'da dünyayı bu hale getirecek. Peki ne yapmak istiyorlar? 2023-2028'de Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı gelmesin. Neden gelmesin? Çünkü 3 yıldan beri çok önemli jeopolitik hamleler yapıyor Türkiye. Bir ayağı Afrika'da, Afrika, diğer ayağı Somali, Katar üssü, Azerbaycan'dayız. Orada Ermeni terör çetelerini ederek Batı'nın oynadığı oyunu bozduk. Paçavra'ya çevirdik. Irak'tan, Suriye'den, Akdeniz'e uzanan Amerika, derin Amerika, İsrail, terör, koridorunu parçaladık. Neler çıkardığından mavi vatan dedik. Yeşil vatan diyoruz. Şimdi bunlar. Dijital vatan var bir de. İşte dijital vatan üzerinden de gençlerimizi beynini yıkamak, beyin yıkama operasyonu. Facebook, 3 milyon abonesi var. CIA'nin yönetimi, dev bilgisayarlar, algoritmalar. Nasıl insanları yepyeni bir modele sokabiliriz? Ve bu Facebook üzerinden, YouTube üzerinden, Google üzerinden bu mekanizmayı çalıştırıyorlar.
İşte burada doğrudan doğruya bildik yönlenmesiyle aziz milletimizin bu aletleri kullandığı için kaderi bu cep telefonları üzerinde artık yan yana gelen insanlar biliyorsunuz konuşmuyor. Oraya bakıyor. Oradan gelen bilgilerle beyni yıkanıyor. İşte bu nedenle sosyal medyaya yetmedi. Beyin takımları dünya medyasını sürdü. The Times, Financial Times, ondan sonra doğrudan doğru Time. Bakıyoruz en sonunda Economist. Ne yazıyor? 8 tane madde var. Çaresiz hükümet, çaresiz iktidar, başarısız yönetim ve argından da geçiyor betonlaşma, çevreye hücum. Bunların sonucu bunlar gerçekleşmiş. Bunların altında hep belli. Türkiye'nin küresel oyuncu olmasını istemiyorlar. Yeni dünya düzenini 2030'da kuracaklar. O günlerde Türkiye'yi aktör yapmak istemiyorlar. Aktör yapmamızın önünü kesmek istiyorlar. Türkiye bugün insansız hava araçlarıyla, silah sanayiyle, modern ordusuyla, peki, devletle, milletle birleşmiş iktidarıyla çok daha büyük işler yapacak. Oyunlarını bozacak, planlarını bozacak. İşte bunu engellemek için doğrudan doğruya 2023 Eylül'lük eş zamanlı yangın, eş zamanlı sosyal medya, eş zamanlı medyasıyla beraber, yabancı medyasıyla geliyorlar. Nedir bunları tamamlayan? Türkiye'ye yönelik. Düşünebiliyor musunuz? Euronews, Deutsche Welle, Alman, Fransız ve İngiliz dört tane kuruluş independent bir yayın organı kurdu. Bunların ayrı ayrı da internette yayın organları var. Okuyun lütfen oraya. Analizler de dolu. Türkiye'yi kırmaya yönelik. Peki. Doğrudan doğruya bütün devlet yapmak. Aktör olmamızı engellemek. İşte bu nedenle o yardım etme mekanizması çıkarıldı. Şimdi son noktamı veriyorum. Orada çok önemli bir olay var. Yardım et. Hey Türkiye'de ne var biliyor musunuz? Türkiye'nin paradigması. Güçlü ve büyük Türkiye. Büyük Türkiye'ye gider. Güçlü Türkiye'yi kıracak. Paradigmamıza vuruyorlar. Ve buna ne ekliyorlar? NATO yardım etsin. NATO yardım etmez. NATO darbe yapar. 15 Temmuz bir NATO FETÖ Gladio hareketidir. Derin operasyondur bu. O bakımdan çok dikkatli bakacak aziz milletimiz ve TVNET'in muhterem dinleyicileri, seyircileri şunu görecek. Hedef nedir? Hedefe yönelik ne yapıyorlar? Oraya yükleniyorlar. Hedef 2023'tür. 2023'e karşı çok dikkatli olacağız. Peki. En çok korkacak nokta 7 milyon genç 18 yaşında oy kullanacak. Kaderini belirleyecek Türkiye'nin gelecek 10 yılı. İşte buna hedef. Onda nereden giriyorlar? Facebook'ta, YouTube'da, Google'da, internet üzerinden dijital dünya mekanizmalarıyla beyin yıkamak ve peki, bunu bir darbe yapmak istiyorlar. Bu bir darbedir. Dijital darbedir. Yangınlar bir darbedir. Bunu lütfen görelim. Gözlerimiz açık. Bülent Bey devam edeceğiz. Son olarak toparlarsanız Serkan Bey'e de bir dönelim. Evet. Son noktam bu. Buna bakacağız. Daha çok gelecek. Ardından yeni operasyon. Kuraklık üzerine, su üzerine, işte Fırat'a gönderecekler. Büyük İsrail unutmayın projelerini. Biliyorsunuz Nil'den Fırat'a kadar, Elazığ'a kadar, Büyük İsrail'in arkasında bu küresel çete Rothschild ailesi var. Bunu unutmayın. Rothschild demek Türkiye düşmanı, Büyük Türkiye düşmanı demektir. Dergisi 2021 kapağına bakın. 2020'yi de inşallah tekrar konuşma fırsatımız olacak. Tarkan Bey hemen size de dönelim. Şimdi sosyal medyadaki eleştirileri konuşuyoruz. Özellikle uluslararası yardım çağrısını konuşuyoruz.
Siz de ilk konuşmanızda geçtiğimiz dakikalarda yaptığınız konuşmada orman işçilerine değindiniz. Özellikle biz de buradan onlara teşekkürlerimizi iletelim. Şehitlerimiz var, yaralılarımız var orman işçileri arasında. Mesela geçtiğimiz günlerde bir görüntü vardı. Kolu yanan bir orman işçisi kolunu sarıp yeniden o alevlerle mücadele etmeye gittiği o görüntüler. Şimdi şunu sormak isterim size. Bu eleştiriler, özellikle sosyal medyada çıkan bu tartışmalar, ne dersiniz? Aslında asıl konuşmamız gereken bu orman işçilerinin canla başla fedakarca çalışmasıyken orman işçilerinin bu fedakarlığını gölgeledi diyebilir miyiz yapılan bu eleştiriler? Duygu Hanım, isterseniz bu Türkiye'ye yardım çağrılarıyla ilgili birkaç husus belirtmeme müsaade ederseniz sonra sorunuza dönebilirim. Şimdi Türkiye, hatırlarsanız salgında 90'dan fazla ülkeye yardım gönderdi ve dünyanın her yerinde ne zaman bugün yaşadığımız gibi bir afet olsa Türkiye oralara yardım etti. Dolayısıyla Türkiye'nin yardım ederken de yardım alırken de herhangi bir kompleksi yok. Ama bu çağrıları yapanların iyi niyetli olmadıklarını görüyoruz. Nitekim biliyorsunuz bu atılan tweetlerle ilgili ilk yazıyı Yeni Şafak gazetesinden Ersin Çelik yazmıştı. Köşe yazısında bunun analizlerini de yapmıştı. Bunun aslında iyi niyetli olmadığını hemen şuradan görüyoruz. Mesela Türkiye'ye yardım çağrısı yapanların somut olarak Türkiye'ye hangi yardım çağrısı yaptığını gördük ya da ne yapıldı? Örneğin yardım çağrısı yapanlar diyelim ki dünyanın en güçlü işte aydınları, sinema sanatçıları ya da ülkelerinden Türkiye'ye uçak mı gönderildi? Türkiye'ye insan kaynağı mı gönderildi? Hiçbir şey yapılmadı. Dolayısıyla yapılanın aslında bu da bir operasyon olduğunu gösteriyor. Uluslararası ilişkilerde, diplomaside nasıl yardım yapılacağının belli şartları vardır. Nitekim Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu yardımla ilgili bir takım açıklamalar yaptı. Türkiye'nin ihtiyacı olan uçaklarla ilgili Avrupa Birliği'ne AFAD'ın çağrısı iletildi ve Avrupa Birliği ülkelerinden sadece 4 ülke Türkiye'ye yardım edeceğini söyledi. Bu ülkeler Hırvatistan, Romanya, İspanya ve Fransa. Romanya'nın uçakları Türkiye'ye uygun olmadığı için kabul edilmedi teknik şartları. Hırvatistan ve İspanya'nın uçakları kabul edildi. Fransa da önce yardım edeceğim dedi ama sonradan Macron'un danışmanı Büyükelçiliğimizi arayarak yardım etmekten vazgeçtiklerini, yani uçak göndermekten vazgeçtiklerini söylediler. Yine Almanya'da daha önce uçak göndereceğini söylemesine rağmen İspanya'daki yangınları gerekçe göstererek uçak göndermeyeceğini söyledi. Dolayısıyla burada kabul edilmeyen herhangi bir yardım da yok. Yardımın da nasıl olacağı zaten belli. Bakın bugün Türkiye'de 18 tane yabancı ülkelerden gelen bu yardım etmek isteyenler uçakları var. Mesela İran'dan, Azerbaycan'dan, Katar'dan, Ukrayna'dan, Rusya'dan, Hırvatistan'dan ve İspanya'dan uçaklar zaten kabul edildi. Dolayısıyla yardım edenlerin nasıl yardım edeceği belli ama yardım etmek istemeyip de Türkiye'nin çok kötü bir durumda olduğunu, çaresiz bir durumda olduğunu da operasyon olarak göstermek isteyenler de işte Help Türkiye diye yardım çağrısı yapıyorlar. Dolayısıyla bunların hani iyi niyetli olmadıklarını ifade edelim. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanımız da bize yardım, sadece yardım eden ülkelere değil, telefon açıp geçmiş olsun dileklerini ileten ülkelere bile teşekkür etti. 73 tane ülkenin bayraklarını koyarak yine 10 tane uluslararası kuruluşa Türkiye'ye hem yardım niyetlerini hem de geçmiş olsun dileklerini ilettiği için teşekkür etti. Dolayısıyla Türkiye'nin, yani bazen konuşuluyor, insan gerçekten hani hayretler içerisinde kalıyor. Türkiye'nin böyle bir kompleksi yok. Türkiye dünyada her yere yardım gönderen, bu tür durumlarda da usulüne uygun destek alması gerektiği noktada da kompleksiz bir şekilde destek alan bir ülke. Gelelim işçi meselesine. Gerçekten Duygu Hanım, yani şöyle düşünün, orman işçileri şu anda yangınla günlerdir mücadele ediyorlar. Yani iki haftaya yaklaştı
mücadeleleri günde birkaç saat hortumlarını yastık yaparak orman içerisinde işte karınlarını çok kısıtlı imkanlarla doyuran, ya yani bu imkan olmadığı için değil. Orman işçileri psikolojileri şudur: bir yangın varsa her şeyi unuturlar ve yangını söndürmeye odaklanırlar. Bugün bakın, çocuğunu askere gönderemeyen orman işçisi orada mücadele ediyor. Evet. Çocuğunun doğum haberini ormanda yangın söndürürken haber alanlar var. İşte çeşitli zorluklarla gerçekten mücadele ederken, yani şunu bekliyorlar. Yani insanlar yangınla mücadele ederken tıpkı birilerinin yaptığı gibi klavyelerinin başında selfie çektirip biz burada mücadele ediyoruz demelerini bekliyorlar. Bu gerçekten yani biz vatandaş olarak fiili olarak bir şey yapamıyorsak da dualarımızla, iyi niyetlerimizle onlara moral vermek gibi bir görevimiz var. Bakın bunu şunu da söylemek isterim. Milletimizin zaten kar ekseriyeti tıpkı salgında olduğu gibi, hatırlayın, salgında maske ihtiyacımız olduğunda belediyeler, meslek liseleri, işte vatandaşlar, herkes böyle bir seferberlik ruhuyla ülkemizin o an ihtiyaç duyduğu şeyleri karşıladılar. Yangında da bakın mücadele ettiler. Hatırlayın, genç bir kardeşimiz hayatını kaybetti yangına müdahale ederken. O genç kardeşimizi gördüğümde benim aklıma 15 Temmuz'da evimiz kira ama vatan bizim deyip sokağa çıktık, erzak almaya değil vatanı kurtarmaya geldik diyen gençlerle aynı ruhu taşıyan ve memleketin ihtiyacı olduğunda canını bu memleket için seve seve verebilen insanlara çok şükür ki sahibiz. Ama bazı kesimler de var ki maalesef bu tür durumları çeşitli yalanlarla, algı operasyonlarıyla bütün amaçlarının moral bozmak olduğunu görüyoruz. Bunlar da hani hem vatandaşımızın dikkatlerinden kaçmıyor, hem de orada mücadele eden orman işçilerinin dikkatinden kaçmıyor. Son olarak birkaç hususu da belirtmek isterim. Program başlarken orman işçilerinin sayısının azaldığından bahsedilmişti. Yani bu bilgiyi tahsis etmem gerekiyor. Çünkü şu anda açık kaynaklardan bakılabilir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 faaliyet raporu var. Bu faaliyet raporunda toplam personel sayısı, bakın orman teşkilatının, orman teşkilatımız 182 yıllık bir teşkilat ve bu teşkilatın personel sayısı 2002 yılında 20.938 kişi. Yani hem geçici işçi hem memur sayısı toplamda 20.938. 2020 yılı Aralık ayı itibariyle orman teşkilatımızda çalışan personel sayısı 38.184'e çıkıyor. Yani neredeyse iki katına çıkıyor Duygu Hanım. Dolayısıyla azalan personel sayısı yok. Kaldı ki 2019 yılında geçici orman işçileri var. Şu anda sayıları yaklaşık olarak 8.197 kişi. Bu geçici orman işçilerinin de 5 ay 29 gün çalışıyorlardı. 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 9 ay 29 gün çalıştılar. Elbette şunu söyleyebiliriz. Zaten orman işçilerinin de böyle bir talebi var. Yani 12 ay boyunca çalışmak istiyorlar. 10 ay değil de 2 ayda çalışmak istiyorlar. Elbette bu mücadeleyi veren orman kahramanlarının hakkı olduğunu da buradan ifade etmiş olalım. Dolayısıyla şöyle bir soru sormak lazım Duygu Hanım. Eğer orman teşkilatında çalışanların sayısı iki kat artırılmamış olsaydı, bugün örneğin biraz önce de söylendi, 5.250 personelle yangınla mücadele ediliyor. Dolayısıyla bu yangınlarla mücadelede insan kaynağı sayısının da iki kat artırıldığını buradan ifade etmiş olalım. Dediğim gibi kaynaklar da açık, herkes bu kaynaklardan ulaşabilirler. Peki Tarkan Bey, teşekkür ederiz. O zaman kısa bir ara verelim. Aranın ardından tekrar burada olacağız.
kısa bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Tabii konuşacağımız farklı konular da var dedik. Evet, orman yangınlarını konuştuk ama gündemdeki bir diğer konu ise özellikle erken seçim tartışmaları. Özellikle Millet İttifakı erken seçimle ilgili sık sık açıklamalar yapıyor. Ki CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en son bir televizyon programına katıldı ve burada yaptığı açıklamada 2022 yılı sonbaharda erken seçim bekliyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da aslında tavrı net. 2023 yılında yapılacağı söyleniyor. Seçimin erken bir seçimin söz konusu olmadığını belirtiyor Cumhur İttifakı. Şimdi muhalefetin tabii ki Millet İttifakı'nın adayı, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı da oldukça merak ediliyor. Yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında dedi ki adaylık sorusuna Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Talep gelirse neden olmasın ifadesini kullandı. Şimdi bir diğer gündem maddesi de bir diğer konuysa özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da sık sık isimleri geçiyor Millet İttifakı'nın adayı olacakları konusunda. Sayın Kılıçdaroğlu bununla, bu iki isimle ilgili de bir açıklama yaptı. Elbette daha güzel yerlere gelebilirler. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanları bir dönem daha devam etmeli görevlerine gibi bir açıklamada bulundu Kemal Kılıçdaroğlu. Abdurrahim Bey, isterseniz sizinle başlayalım. Ne dersiniz bu açıklamalara? Artık Sayın Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın artık Cumhurbaşkanlığına adaylık ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı diyebilir miyiz bu ifadesiyle? Şimdi iki ihtimal akla gelebilir. Birincisi, gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığını düşünüyor. Yavaş yavaş kendini tarif ediyor. Diğer adayların çok fazla öne çıkmasını istemiyor. Onların çok konuşulmasını istemiyor. Onun için kendini tarif ediyor ve kendini ön plana çıkarıyor falan diye düşünülebilir. Birinci ihtimal bu aklıma gelen. İkincisi, aslında Kemal Kılıçdaroğlu kendi aday olmak gibi bir niyet içinde değil. Dışarıdan bir aday olsun diye arzu ediyor. Fakat dışarıdan olacak bu adayın yıpranmasını da istemiyor. Bu adayın yıpranmasını istemediği için tabir caizse kendini biraz gündemde tutarak tenkitlerin, okların diğerlerine yönlenmesini istemiyor diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu aslında istemiyor mu aday olmak? Bence Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında tek başına aday olarak çıkmayı düşünmez. Düşünse de sonuç alacağınız, ben şahsen bir muhalefet partinin genel başkanı olarak düşünmüyorum. Yani bir tarafta Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olursa, bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanı adayı olursa, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine seçimi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünmüyorum. Onun için bu noktayı Kılıçdaroğlu da bilir ve kendisinin katiyen aday olmasını istemiyor diye düşünüyorum. Ama niye kendini gündemde tutuyor? Biraz sualler ona göre geliyor. Geçen gün de mesela zannediyorum Habertürk'te mi bir yerde yine özel programı vardı, izledim. Israrla insanlar şunu soruyorlar. İşte kalbinden geçiyor mu, böyle bir düşüncem var mı, ne düşünüyorsun falan diye. İnsanlar onun ağzından evet ben adayım diye duymayı çok arzu ediyorlar. Ama Kılıçdaroğlu öyle bir niyet içinde olacağını ben zannetmiyorum. Sadece diğerlerine karşı bir tenkit yönelmesin diye bunu söylüyor. İkincisi de niye bunu söylüyor? Millet İttifakı da habire çalışırken, her biri kendi işte adayının öne çıkmasını isterken, yani Meral Akşener mesela her yere gidiyor, konuşuyor, koşturuyor. Ondan sonra işte diğer partiler de kendi liderlerinin öne çıkmasını istiyorlardır mutlaka. Şimdi Millet İttifakı'nın her bir partisi kendileri milletle yüz yüze görüşmeye gidip, sokaklarda koşturup, bir sürü faaliyetler yapıp, kendi liderlerinin öne çıkmasını isterken, hiçbir şey yapmayan, sadece belediye faaliyetleriyle uğraşan iki adayın isminin geçmesini Millet İttifakı'nın bileşenleri de çok fazla isteyeceklerini ben zannetmiyorum. Yani Kılıçdaroğlu bu sebeple de Millet İttifakı'nda şimdiden onların isimlerinin ön plana çıkıp Millet İttifakı'nın bir dağılmaya yüz tutmasını istemediği için de
diğer iki şahsın isminin çok ön planda olmasını istemediğini zaten düşünüyorum. Zaten İYİ Parti'den de gelen bir açıklama var. İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını olumsuz baktıklarını söylüyorlar. Onlar da aynı Kılıçdaroğlu gibi bir dönem daha belediye başkanlığı görevini yürütmesi gerekiyor. Bu iki başkanın da ifadesini kullanmış. Yani İYİ Parti'nin de pek sıcak bakmadığını görüyoruz aslında dediğiniz gibi. Çünkü niye sıcak bakmıyorlar? Çünkü her gün görüyoruz işte yazılı medyada, görüntülü medyada, sosyal medyada. Meral Hanım bir yerlere gidiyor, insanlarla görüşüyor, kendini gündemde tutmaya çalışıyor, parlatmaya çalışıyor, öne çıkarmaya çalışıyor. Partisinden de çok kendini, dolayısıyla kafasında bir şeyleri var diye ben şahsen kendi kendime yorumluyorum. Şimdi Meral Hanım'a girmişken aslında ben de size şunu sorayım. Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde bir esnaf ziyareti vardı. Bilmiyorum izleme şansınız oldu mu? Orada bir vatandaşla bir tartışması var. Özellikle esnafa hakkımı helal etmiyorum size gibi bir ifadesi var. Esnafın ona siz Kılıçdaroğlu'yla kol kola geziyorsunuz gibi bir açıklaması var. Bunun üzerine Sayın Akşener'in pek sinirlerine hakim olamadığı ve esnafa da biraz sert çıktığını görüyoruz. Aslında bu çıkışın ardında ne olabilir sizce? Artık Meral Akşener'in yani bu tavrını siz nasıl değerlendirirsiniz? Bilmiyorum izlemediniz ama sanırım. Yani şöyle derler tüccarlar. Müşteri veli nimetimizdir derler. Hı hı. Siyasette de seçmenler bizim siyasetçilerin veli nimetidir. Onun için çok fazla onlara karşı kızmaya, bağırmaya falan hakkımız yok aslında. Dolayısıyla öyle yorum da yapabilirler. Yani Millet İttifakı'nda içinde olduğu için siz Ankara'da Kılıçdaroğlu'yla berabersiniz, kol kolasınız diyebilir insanlar. Böyle bir yorum yapmaları çok da normal. Buna karşı kızıp da çok fazla tepki göstermeye bizim hakkımız yok ama biraz anladığım kadarıyla bence bizim siyasetçiler belli bir yaşın üstünde biraz da yıpranmışlık ve yorulmuşluk da var. Onun için en küçük bir tepkide çok aşırı bir tepki gösteriyoruz. Bu çok fazla bizim hakkımız diye de ben düşünmüyorum şahsen bir siyasetçi olarak. Ama Kılıçdaroğlu'nun yorumları için de dediğim gibi Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın dağılmaması için de azami bir gayret gösteriyor. Onun için mesela gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, gerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın isminin çok öne çıkmasını şimdiden Kılıçdaroğlu da istemiyor ki ta ki Millet İttifakı'nda da bir dağılmaya vesile olmasın diye. Yoksa kendisinin adaylığını çok fazla düşündüğünü de zannetmiyorum ben. Çünkü ben bir siyasetçiyim, böyle bir tahminim var. Bu tahminleri daha fazla imkanlar olan, daha fazla yorumları olan, daha çok araştırma yapan Kılıçdaroğlu'nun da yapabildiğini düşünüyorum. Ve kendisinin tek başına Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında aday olmayı düşündüğünü zannetmiyorum. Hı hı. Ama bence Millet İttifakı için kimin aday olacağından ziyade nasıl bir aday olacağı, o adayın neler yapacağı ve gerçekten bir seçim kazanılması isteniliyorsa sadece Cumhurbaşkanı'nın gitmesi değil, Cumhurbaşkanı'nın gitmesinden sonra yapmak istediklerini de millete anlatmaları lazım. Yani Cumhurbaşkanı iktidara gelirken bir hayat hikayesi yazmıştı ve o hayat hikayesini insanlara anlattı. İktidarda yapmak istediklerini, o üç ye meselesini onları insanlara anlatarak iktidara geldi. Şimdi Millet İttifakı da sadece Cumhurbaşkanı gitsin diye bir hesap içinde olup buna göre hesabını yapması yanlış. Gerçekten Cumhurbaşkanı'nın değişmesini istiyorlarsa, seçimde kaybetmesini istiyorlarsa daha nitelikli, daha değişik bir aday bulmaları lazım. Ve bu adayla da ne yapacaklarını yeni bir hikaye insanlara anlatmaları lazım. Cumhurbaşkanlığının değişmesinden sonra yapmak istedikleri programı da insanlara anlatmaları lazım. Çünkü bir çıkmazları var. Nasıl bir çıkmazları var? İşte kendi ifadeleriyle güçlendirilmiş parlamenter sisteme yeniden dönmek tarzında bir düşünceleri var ki bu çok öyle kolay akşamdan sabaha yapılacak olan bir şey değil. Millete anlatıldığı gibi böyle hayal olarak çok çabuk gerçekleşecek bir şey de değil. Çünkü millet bir anayasayı kendi iradesiyle değiştirmiş. İster beğenin ister beğenmeyin. Onun için bunun nasıl olacağını da Millet İttifakı insanlara anlatması lazım ki bilhassa bir muhalefet partinin genel başkanı olarak diyorum ben muhalefetin işi bu şartlarda zor. Peki. Resul Bey size de dönelim. Abdurrahim Bey diyor ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını düşünüyorum diyor. Siz ne dersiniz? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani tabii çok konuşacağım ama hocama katılıyorum. Estağfurullah. Şimdi şöyle Cumhurbaşkanı adayını tarif ediyor kendisi bir yerde. Diyor ki 83 milyonu kucaklayacak.
Kılıçdaroğlu'nun böyle bir potansiyeli yok. 83 milyonu kucaklama gibi bir potansiyeli hiç görmedim bugüne kadar. Tarafsız olacak, asla tarafsız değil. Bilakis aşırı derecede taraflı bir insan. Yine sevecen ve adaletli olacak diyor. Bunun Kılıçdaroğlu'yla hiç ilgisi yok. Yani ne kadar adaletli olduğunu işte Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığı sonrasında demokratik bir hakkı olan CHP Genel Başkanlığı için ortaya çıkıp yeterli sayıda delegenin imzasını alarak bir genel kurula götürmek için mücadele ederken nasıl baskı yapıldığı, Sayın Muharrem İnce'ye oy veren delegelerin nasıl tehditle vazgeçirildiği, kendisinin demokratlığını, kendisinin sevecenliğini, adaletliğini bütün Türkiye'ye gösterdi ama hemen unutuyoruz. Adaletli olmadığını, bak adalet yürüyüşü yapıyor, adaletle hiç ilgisi yok. İkincisi, bakın en güzel tüyoyu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş veriyor. Ne diyor? Diyor ki öyle diyor bizim CHP Genel Başkanı, İYİ Parti Genel, biz bir araya gelip öyle bir şey yok kardeşim. Kim verecek? Diyor ki bize yurt dışında, uluslararasında bize sufle veren, bizi yönlendiren, iplerimizi oynatan insanlar var. Diyecek ki kardeşim şu aday olsun. Onun peşine koşacak herkes. Bakın isimler önemli değil. Önemli olan sistem nasıl çalışacak? Sayın Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener'in ikisinin birlikte bir cumhurbaşkanı adayı belirleme yetkisi var mı? Böyle bir güçleri var mı? Yok. Çok açık. Bak çok açık bir insan Lütfi Savaş. Ağzındaki baklayı çıkarıyor. Bilerek veya bilmeyerek. Diyor ki uluslararası karar vericiler bize işaret edecek. Biz de onun peşinden koşacağız. Bir şey daha var. Şimdi tabii öyle bir aday bulacağız ki parlatmamız lazım. Bakın silik bir belediye başkanıyken, dünyada hiç kimsenin tanımadığı bir belediye başkanıyken bir anda sosyal medya hesaplarından parlatıldı. Bir anda Türkiye kurtarıcılığı yapıldı. Halbuki iki tane belediye otobüsünü işletemiyor ya. Geçen vatandaşlarımız gördü. Vatandaş itiyor. Belediye otobüsünü. Bugüne kadar hiç görmedim ben. Belediye otobüsünü iten. Ya bari mübarek bir çekici gönder ya. Şimdi bizim Millet İttifakı diye bir ittifak var. İçerisinde CHP var. İYİ Parti var. Gizli kapaklı HDP var. Küçük bir iki parti var. Bir araya gelecekler, masa kurulacak. Diyor ki masada karar vericiler olacak. Kim bu karar vericiler? Bir, İmamoğlu asla aday olamaz. Ha, kendisi şunu yapabilir mi? Yapabilir. 100 bin oy, 100 bin aday gösteren insan olduğunda ben bile aday olabilirim. Herkes aday olabilir. Arkasında 100 bin kişilik bir vatandaş kuvveti varsa, bakın Muharrem İnce belki 100 bin adayla ne yapacak kendisini? Cumhurbaşkanı adayı yapacak. Bugün sizin Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı diye basında bir takım yerlerde ve kendisinin en azından çok talepkar olduğunu herkes biliyor. Basında, medyada, her yerde bir belediye başkanlığını yapamıyor ki Cumhurbaşkanlığı yapsın. Bakın belediye başkanlığı demek İstanbul gibi dünyanın önemli bir metropolünde, önemli bir şehrinde kalıcı eser bırakmak demektir. 2 yılı doldurmuş, 2,5 yıl. Bana hangi vatandaş diyebilir ki şu eser var. Bak ben şu eseri bıraktım. Bakın rahmetli Kadir Topbaş başkanımız, Allah rahmet eylesin. Onlarca eseri var. Seversin, sevmezsin ayrı bir şey. Ama dersiniz ki bak bunu Kadir Topbaş yaptı İstanbul'a. Bunu Recep Tayyip Erdoğan kazandırdı İstanbul'a. Ama bugün 2,5 yıl olmuş. Açılıp 10 yıldır hizmette olan bir tesisi açmak belediye başkanlığı değil ki. Ve ben
Mansur Yavaş aday mı? Gönlünden geçiyor ama kendisinin bizim duyduğumuz ben aday olmak istemiyorum. Hani yıpranmak da istemiyor. Ama Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na rağmen aday olmak istediğini çok iyi biliyoruz. Uluslararası karar vericiler İmamoğlu aday olacak derse aday o olur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsının aday olmak istediğini asla düşünmüyorum. Hiçbir ihtimal de vermiyorum. Hiçbir şansı da yok zaten. Keşke aday olsa. Keşke olması gereken bu zaten. Türkiye'de demokrasiye yakışan ana muhalefet liderinin gömleğini giyip ben bu ülkeye yönetmeye talibim demesi. Bakın bunu diyemiyorsa ana muhalefet liderliğini ne yapıyorsun kardeşim? Bunu demesi lazım. Bunu diyemiyor. Bunun yerine başka adayların öne çıkmasını engellemek için ne yapıyor? Sufle almış. Ben diyor adayım. İyi Parti'de Sayın Akşener de diyor ki aday olabilir, belki konuşulur, belki tartışılır. Şimdi İyi Parti'nin içerisinde de insanlar diyor ki Meral Hanım sağdan da oyalır, Meral Hanım kadın, kadınlardan da oyalır, onu aday yapalım. Şimdi siz bir şey söylediniz. Esnafa hakkını helal etmiyor. Yani ben yakıştıramadım. Meral Akşener gibi tecrübeli bir siyasetçi asla yakışmadı. Bakın ben de siyasetçiyim, hocam da siyasetçi. Biz vatandaşı hakkını helal etmeyecek pozisyonda insanlar değiliz. Vatandaş bize hakkını helal etmeyebilir. Biz bulunduğumuz noktada bu ülkenin insanlarına hizmet etme noktasında elimizde olan bir imkanı yerine getirmemişsek vatandaş hakkını bize helal etmez. Bugün hiçbir siyasetçinin bir vatandaşa kalkıp da hakkımı sana helal etmiyorum demesi kadar yanlış bir şey olamaz. Siz kimsiniz ya? Senin vatandaşta ne hakkın var? Ya benim vatandaşta ne hakkım olabilir? O vatandaşın benim üzerimde hakkı var. Kendini vatandaşın üzerinde gören, kendini bütün insanların üzerinde gören, tepeden bakma bir siyaset anlayışına bu milletimiz asla yol vermez. Dolayısıyla da muhalefet çok arar, çok düşünür, çok aday bulur, onlarca aday çıkar ama asla 3 parti, 4 parti bir araya gelip aday gösteremez. İşaret edecek. Şunu aday yapacaksınız. O işareti alıncaya kadar da bir sürü tevatürler dolaşır. Eski AK Partili olur, eski CHP'li olur, o olur, bu olur, şu olur. Bir sürü isimler konuşulur ama karar verici noktasında ne Sayın Kılıçdaroğlu'nun gücü vardır, ne Sayın Meral Akşener'in gücü vardır. Bu işi kim belirleyecek? Uluslararası karar vericiler işaret ettiğinde bu muhalefet partileri de X kişisi üzerinde birleşip onun peşinden gidecekler. Peki. Ama gönlümde geçen kim diye sorarsan yakışan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Hakikaten siyaset yapmıştır, milletvekilliği yapmıştır, bu ülkeye SSK Genel Müdürlüğü yapmıştır. İyi veya eksiği kötüsü politikada yeteri kadar tecrübe kazanmıştır. Hodri meydan. Ama seçim 2023'te. Onun için şimdiden şu aday bu aday demek de çok doğru değil diye düşünüyorum. Bu tamamen yeni bir ismin yıpranmaması için kendilerini öne çıkarmamaları için. Yani burada tek bir şey var. Ben adayım dediği zaman Kılıçdaroğlu hem Mansur Yavaş'ı kesiyor hem de Ekrem İmamoğlu'nu kesiyor. Bu kadar. Tek görevi bu. Ama asla bir cumhurbaşkanı olacak cesareti böyle bir liyakati de olmadığını söyleyelim. Kendi tanımlamış çünkü. Kendisinin tanımladığı cumhurbaşkanı adayı profilindeki özelliklerden hiçbirisi kendisinde yok. Peki. Ben bir cümle söylemek istemiyorum. İstiyorum Resul Bey hocama iştirak ediyorum diye açıklamalar yaptığı için ben haşa kimsenin o kabiliyette, o istidatta olmadığını söylemiyorum. Aday olursa kazanamaz derken siyasi background'undan, birikiminden vesaire filan sebeplerden dolayı söylemiyorum. Ben kazanamaz derken memlekette, siyasette, seçimde önemli unsurlar vardır, başka unsurlar vardır. Etnik kökeninden tutun da mensup olduğu tarza, düşünceye, inanca, siyasi görüşe, telakkiye varıncaya kadar bu sebeplerden dedim. Yoksa ben kimsenin şahsıyla ilgili... Yok, ben sonuca katılıyorum hocam. Evet, sonuca yani, tamam. Sonuçta yani, gittiğimiz nokta aynı. Tamam. Ben ama, daha ileriye gidiyorum.
Aday evet. olamaz diyorum hocam. Evet ama ben şahsıyla ilgili kimsenin bir yorum yapmak istemiyorum. Bir ben de erken seçim olabileceğini de zannetmiyorum. Çünkü erken seçim olabilmesinin şartları iktidar partisi ve onun yardımcısına bağlı, Cumhur İttifakı'nın aslında birleşenlerine bağlı. Aslında hukukçu olarak size onu da sormak isterim de bir sonraki konuşmada devam tamam. etsek olur mu? Tamam. Şimdi Bülent Bey'e dönelim. Bülent Bey, şimdi buradaki konuşmaları da dinlediniz. Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesi onurlu bir görev. Talep gelirse tabii ki olurum dediği açıklamalar var. Bir de şuradan devam edecek olursak hemen ardından şunu da sormak isterim. Optimal Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'in açıklamaları vardı. Geçtiğimiz gün bir televizyon programına katılmıştı. Orada özellikle CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le görüştüğü iddia edildi. Görüştüğü söylendi. Sizce bu iddia doğru olabilir mi? Eğer bu iddia doğruysa Mehmet Şimşek'ten nasıl bir yanıt gelir size göre? Buyurun. Duygu Hanım, şimdi bazı gelişmeleri şu anda değerlendiriyoruz. Bunlar konjonktürel değerlendirme. Esas değerlendirmeyi Ekim ayından itibaren yapmaya başlayacağız. Bunlar dar alanda kısa paslaşmalar, manevralar, partiler manevraları. Neden? Çünkü bir seçim kanunu geliyor. Bu seçim kanunu çok önemli. Büyük ihtimalle Ekim'de gelir. Kasım'da meclisten geçer. Bu meclisten geçecek seçim kanunu bir yıl üzerinden geçmeden zaten seçim olmaz. Çünkü çıkarılan bu kanun uygulanması için Kasım'da çıkarsa 2021, 2022 Kasım'a kadar uygulanamaz. Demek ki daha sonra bir yıl sonra da 2022'nin Kasım'ından Kasım, Aralık aylarında yeni gelişmeler de olabilir demektir. Ocak ayına getirin 2023'e. Birinci, ikinci ayda bazı çıkışlar olur. Ama üç aylık bir propaganda ve seçim satım halinin deyimiyle gireriz. Mart ayında gireriz. Şimdi bu birinci gerçek. İkinci gerçek bir yeni anayasa. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli Genel Başkanı Devlet Bahçeli üzerinde çalışıyorlar. Şu anda da çok önemli maddeler görüşmeler devam ediyor. Yani ortak noktalar var. Önemli olan burada iki nokta. Bir kere seçim barajı düştü aşağı. Zaten 5'e indirilecek. Onda anlaşma sağlandı. Burada daraltılmış bölge üzerinde. Yani 5 milletvekili 120 seçim bölgesine ayırmak. Bununla ilgili tartışmalar değişik simülasyonlar üzerinde yapılıyor. Bunlar Millet İttifakı'nı Millet İttifakı ile beraber işte görülse aynı tren bunlar. Biden tren diyorum. Yani Davutoğlu, Hocam partileri de işte koyduğumuz takdirde bunlar çok etkilenecek bir seçim kanununda. Şimdi %5'lik seçim kanunu çıktığı anda Cumhuriyet Halk Partisi farklı birçok parti. Mesela İYİ Parti tek başına girebilir. Ali Babacan girebilir. Davutoğlu girebilir. O bakımdan şimdiki değerlendirmeleri esas değerlendirmeyi Ekim ayında yapacağız. Parlamento açılacak. Bununla bağlantılı olur. Şimdi gelişmelerde şunu görüyoruz. Millet İttifakı'nda kararı Kemal Bey ile Meral Küçükçekler, Resul Bey çok güzel söyledi. Gerçekten Hatay Belediye Başkanı doğru söyledi. Neden? Çünkü Millet İttifakı'na da yurt dışı kaynakları, Biden adamları getirdiler bir araya. Çünkü birbirine selam vermeyen partileri. Çünkü Meral Akşener'le HDP'nin, HDP ile CHP'nin beraberliği. Şu anda CHP, HDP ile iç içe geçmiş durumda. Onu yöneten bir 10 Aralıklar var. Başında biliyorsun CHP Teşkilat Başkanı Oğuzhan Salıcı. Bundan 10 Aralıkçıdır. Ve HDP ile Aşkı'nda yaşayan çok sevenler bunu. İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu'da böyle. O bakımdan orada bir problem var. O problem de devam ettiği sürece yeni gelişmelere göre de kendilerini hazırlayacaklar. Bunları bir araya getiren üst akıl. Yani gidip işte Biden hiç unutmayacak.
Bu önemlidir. New York Times gibi dünyanın en büyük gazetesinde bu yayınlandı. Daha aday olmuş, seçilmemiş Amerikan başkanı. Dedi ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı seçimle devireceğiz. Bu da çok önemlidir. Yerine Millet İttifakı dostlarımızı getireceğiz. Kemal Bey, Millet İttifakı. Zaten buna paralel de Ahmet Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın da AK Parti'den ayrılmaları önemli bir olaydır. Şimdi bu olayları Ekim ayında değerlendirirken bir üçüncü parametreye bakacağız. Abdullah Gül. Abdullah Gül'le Kemal Bey'in çok yakın ilişkileri devam ediyor. Mehmet Şimşek olayı da bundan çok bağlantılı. Şimdi Abdullah Bey biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde İngiltere ile yani İngilizlere bakmadan biraz anlattım. Bazı parametreler var. Kraliçe İngilizce'ye, İngilizlere bakacaksın. Dolara bakacaksın. Doların arkasındaki Rothschild sayısına bakacaksın. Yani bu dünya düzeninde İngiliz aklı çok tehlikeli. 400 yıldan beri bunlar korkunç bir bilgiye sahip. Çok iyi yetiştirilmiş. Bakın Avrupa Birliği'nden ayrılmaları bile bir delil operasyonları İngiltere'de çıkarak. Yani Avrupa'dan kopuyor. Şimdi Amerika ile beraber yine bir araya geldiler. Trump'la bir ters duruma düşmüşlerdi. Biliyorsunuz Biden X gezisini Londra'ya yaptı. Kraliçe ile. Buna çok dikkat edeceğiz. Yani Anglo-Sakson siyaset ortaya girmiş durumda. Türkiye'nin üzerinde İngilizler Cumhuriyet'in kuruluşundan beri çok etkili olmuşlardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin yönetiminde, siyasi ve ekonomik gelişmelerinde, Marshall yardımları, Amerikan ekonomik kuruluşu, NATO'ya girişimizde bu daha çok Amerika'ya kaymıştır. Ama Türkiye'nin bütün siyasi konularına bakarsanız 23'ten de önce hem Osmanlılar'da hem de daha sonraki dönemde hep İngiliz ekolü vardır. Abdullah Bey İngiliz ekolüne yakındır. Her şeyi dikkat edin. Ali Babacan bir İngiliz ekolüne çok yakın. Para, finans. Ve bu çok önemli işler yaptı. Biliyorsunuz kullandığı kelimeler de çok önemli. Çok dünyada para var ben gelirsem bunların hepsi Türkiye'ye gelir gibi değişik konuşmalar yapıyor. Ahmet Davutoğlu var. Bunlar AK Parti'den oy tırtıklayacak. İki alırlar, üç alırlar. Önemlidir. Çok çok önemlidir. Bir de Ali Babacan'ın üzerinde pek durulmuyor ama çok kurnazca yani bir uluslararası projenin sonucu olduğu apaçık çıkıyor. Güneydoğu'ya, HDP'ye çok yakın ilişkiler içinde ve yanında o bölgede siyaset yapmış çok önemli isimler var. Ve dediği ve geldiği ilişkilerde HDP'ye de çok yakın, yakınlık gösteriyor. Yani Ali Babacan ve bunların üstünde Abdullah Gül var. Şimdi Ali Babacan konuşuldu. Abdullah Bey aday olacaktı, ortak aday olamadı. Ali Babacan mı olur? Ali Babacan paketin içinde duruyor. Meral Hanım ve Kemal Bey ve uluslararası üst beyin, üst kuruluşlar, derin mahfiller doğrudan doğruya AK Parti'ye hitap edecek, AK Parti seçmeni hitap edecek bir isim üzerinde duruyorlar. Bu Ali Babacan paketi duruyor. Şimdi yeni Mehmet Şimşek'i çıkardılar. Mehmet Şimşek yine aday oldu. Başkanımız devam etti. Hayır dedi. Ayrıldı. Londra'da finans kapital gruplarının çoğunluğunu yapıyor. Beyin takımında. Yani yine bir İngiliz ekolü çıktı karşımıza. Demek ki bu Eylül ayından itibaren onlar da seçim kanunu ondan paralel yeni anayasayı bekleyecekler. Ona göre adayı belirleyecekler. Onun için biraz önce Resul söylediği çok çok önemli. Hatay Belediye Başkanı bunu söylüyor. Onlar belirleyecek diyor. Bizi onlar yan yana getirecek. Bizi onlar iktidara getirecek. Onun için de onlar adayı bulacak. Bizi de onlar kazanacak. Biraz önce de anlattık. Ekonomik manipülasyonlarla dolar operasyonuyla geldi. Devam edecek. Yangın operasyonuna geldiler. Peki. İtibar sürdüler.
kaslarıyla. Şimdi yeni dönemde, önümüzdeki dönemde Ekim'den sonra buna bakacağız. Ben de Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun hiç düşünülmediğini bilenlerdir. Neden? Çünkü 2023 seçimlerinden sonra değişik bir tablo çıkabilir ortaya. Parlamento seçimleri ayrı, Cumhurbaşkanı ayrı. Demokrat ne diyor Millet İttifakı? Güçlendirilmiş parlamenter sistemi görmüş. 360 milletvekili çıkarmak zorundalar. Şu anda bile çıkaramazlar. Peki. Kazansalar belki, belki çıkaramayacakları değiştiremezler. O nedenle 2023'te 360 olmayacağı için ve yeni seçim kanunu ya da bunu bulamayacakları için buraya bir ekonomiyle ilgili bir isim organize edilecek, monte edilecek. Yani Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve ondan sonra Mehmet Şimşek ve bunların ötesinde Abdullah Gül. Bu ilişki Kemal Bey ile devam ediyor. Bu ağlar devam ediyor. Batı ile ilişkiler devam ediyor. Batı'nın doğrudan doğruya Türkiye üzerindeki yeni yeni müdahaleleri, ekonomik, ambargo, değişik olaylarla ilgili devam ediyor. Bunlara da bakın. Ekim ayından itibaren çok daha dikkatli konuşacağız. O zaman gerçek değerlendirmeleri yapabiliriz. Tamam. Seçim kanunu çıkarsa banko yaparız. Kimin geleceğini o zaman ben kimi ismi direkt veririm. İsim mevcut genel başkanların içinden birisi. Ama bu ne Meral Hanım olacaktır ne Kemal Bey olacaktır. Ali Babacan'a bakın. Ahmet Davutoğlu'na bakın. Doğrudan doğru Mehmet Şimşek ismine bakın. Ve ötesinde Abdullah Gül'e bakalım. Abdullah Gül çok dikkatli bir anahtar. İngiliz anahtarı. Onun üzerinde gelecek günlerde çok korktu. Peki Tarkan Bey'e dönelim hemen. Tarkan Bey siz ne diyorsunuz? Millet İttifakı'nın adayı kim olabilir? Yani şöyle tabii Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Millet İttifakı henüz bir aday bulamadı. Ama ilginç olan şöyle bir şey var. Erken seçim isteyen, seçime çok hazır olduğunu söyleyen Millet İttifakı. Buna rağmen henüz adayını belirleyemeyen de Millet İttifakı. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu özellikle adaylık noktasındaki ifadelerinin birkaç amaca hizmet ettiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz Millet İttifakı sürekli olarak 6 ay sonra seçim olacağını, 1 yıl sonra seçim olacağını yineliyor ve Sayın Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli de sürekli olarak seçim zamanında ve 2023 yılında yapılacağını ifade ediyor. Bu adaylık tartışmalarının da gündemde tutularak erken seçimin gündemde tutulmaya hizmet eden bir yönünün olduğunu düşünüyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu adaylar üzerinden sürekli erken seçimi gündemde tutarak bir seçim olduğunu Türkiye'ye ifade etmek için bunu kullanıyor. Bu çağrının özellikle adaylar üzerindeki çağrının bir başka amacının da özellikle Büyükşehir Belediye Başkanları'nın bazılarının Cumhurbaşkanlığına angaje olarak bulunduğu şehirlere hizmet etmek yerine Cumhurbaşkanlığı üzerinden bir takım çalışmalar yaptığını görüyoruz. Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun örneğin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaretinden işte çeşitli vesilelerle değişik şehirlere giderek oralarda konuşmalar yapmasının bir liderlik anlamında ya da Cumhurbaşkanlığı adaylığına hizmet etmek için bunları yaptığını görüyorum. Kılıçdaroğlu'nun da işte işinize bakın demek suretiyle bunların yolunun kapatan bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Ancak bu açıklamada dikkat çeken, Duygu Hanım dikkat çeken bir şey var. Her iki adı geçen iki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da Kılıçdaroğlu bir dönem daha belediye başkanlığı yapmaları gerektiğini söylüyor. Şimdi burada sorun olan şu. Birincisi
Gerçekten de adı geçen her iki büyükşehir belediye başkanlığında yeniden aday yapılıp yapılmayacağı belirsiz. İkincisi, aday yapıldıkları takdirde bulundukları şehirlerde yeniden kazanıp kazanmayacakları da belirsiz. Yani Kılıçdaroğlu çok emin bir şekilde ikinci dönemlerinin de kazanacaklarını ve ikinci dönemde her iki adayın da aday yapılacağını ifade ediyor. Bu Türkiye'de yürürlükte olan siyaset açısından ne kadar doğru bir yaklaşım, bu bence önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Bir başka sorun da HDP'nin son günlerde açıklamaları var, dikkat çeken. Özellikle ittifak içerisinde artık ittifaklarının gizlenmemesi gerektiğini, bunun ifade edilmesi gerektiği noktasında çok eş başkanlar nezdinde açıklamalar geliyor. Ve bu açıklamalar da ben Millet İttifakı'nı zorda bıraktığını düşünüyorum. Çünkü HDP ile var olan ittifaklarını açıktan ifade edemiyorlar. İfade etmelerinin kendi tabanları açısından da bir sorun teşkil edeceğini kendileri de düşünüyorlar. Bu açıklamaların da aynı zamanda Millet İttifakı'nın özellikle ana muhalefet liderinin liderliğinde yürütülen Millet İttifakı'nı sıkıştırdığını düşünüyorum. Bu açıklamaların da biraz da o sıkışmışlığı gidermeye yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Peki hemen Abdurrahim Bey'le devam edelim. Abdurrahim Bey, az önce konuştuğumuz konu CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için eski başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'e teklif götürdüğü söyleniyor. Ne dersiniz? Eğer böyle bir teklif gittiyse şayet Mehmet Şimşek kabul eder mi? Ya da gerçekten böyle bir teklif gitmiş olabilir mi? Ben Mehmet Şimşek'e öyle bir teklif götürüldüğünü, doğru olduğunu zannetmiyorum. Ama götürseler de kabul etmez diye düşünüyorum. Çünkü uzun süre AK Parti'nin içinde vazife yaptı. Çok kötü de ayrılmadı. Cumhurbaşkanı ile olan diyalogları falan da iyiydi. Gayet itaatkar bir arkadaş, tabiri caizse, yanlış anlaşılmasın ifadem. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın adayı olarak ortaya çıkacağını Kabul zannetmiyorum. etmez Kabul diyorsunuz. etmez diye düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim, bu akşamın ifadesi olarak. Ben 2023 seçimleri eğer vaktinde yapılırsa ve aday belirlemek noktasında Millet İttifakı, kim varsa ittifakta olan partiler doğru dürüst bir araya gelip de doğru bir aday belirlerse neticenin Millet İttifakı'nın lehine olacağını düşünüyorum. Ama aday kim olur onu bilmiyorum. Şu anda onu kestirmek mümkün değil. Ve bu söylenilen isimlerin de dışında bir aday olması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Yani bu söylenilen isimler zaten şimdiye kadar denenmiş, bir şekilde yıpranmış, belli bir mensubiyetleri ve bir angajerleri var. Dolayısıyla bu tarz sıkıntıları olmayan bir aday olmalı. Bütün Millet İttifakı'na hitap edecek bir aday olmalı. Eğer bütün partilerin masada ilk roundda, ama ilk seçimde herkes kendi adayını belirlesin, ikinci roundda kalsın düşüncesinde doğru olmadığını diye düşünüyorum. Eğer ilk roundda doğru bir aday belirlerse Cumhurbaşkanını gerçekten zorlayacağını ve AK Parti'deki bu milletten kopmuşluğu, öyle bir hissiyat var içimde, onu görüyorum ben. Her ne kadar işte bazı şeyleri görmesek de AK Parti'de bir yorulmuşluk, bir çökmüşlük, kurum ve kuruluşlarda da bir yıpranma ve çökmüşlük var. 2023 seçimlerinde neticenin değişeceğini düşünüyorum. Ama bunu Mehmet Şimşek veya Abdullah Gül veya Ali Babacan, Bülent Bey'in söylediği gibi Ali Babacan veya Davutoğlu ile olacağını zannetmiyorum. Başka bir aday çıkar ortaya diye düşünüyorum. Şimdi az önce Tarkan Bey de şeye dikkat etti. Hani erken seçim istiyor muhalefet ama daha aday ortada yok dedi. Bence Şimdi orada dediği gibi ciddi bir tezat var. Hem aday belli değil hem de biz erken seçim istiyoruz iddiası çok peki doğru ben de değil. size şunu soracağım bir hukukçu olarak. Erken seçime gitmenin yolları neler? Yani hangi şartlar gerekiyor ki erken seçime gidilebilsin ve şu an bu şartlar var mı yani? Türkiye'de şu anda muhalefetin Türkiye'yi erken seçime götürebilme şartları yok. Erken seçime gidilebilmesi için iktidarın bunu istemesi lazım. Özellikle de Bülent Bey'in söylediği doğru, bir seçim kanunu düşünülüyor. Bu seçim kanunu eğer
meclis açıldıktan sonra gündeme gelirse zaten üzerinden bir yıl geçmesi lazım ki bütün bu gerekçelerle ve iktidarın ısrarla 2023'te seçimin vaktinde yapılmasını istemesi gerekçesiyle ben bir erken seçim olacağını zannetmiyorum şahsen. Muhalefet biraz isteyerek erken seçimi gündemde tutmak istiyor. Muhalefetin de ben ciddi manada erken seçim istediğini düşünmüyorum şahsen. Sadece erken seçim istiyoruz diyorlar. Yoksa gerçek manada erken seçim istedikleri noktasında bir kanat sahibi değilim. Çok da hazır olmadıklarını çok da hazır galiba. Olmadıkları ortada zaten işte herkesin söylediği gibi henüz aday belli değil. Peki Resul Bey size de dönelim. Özellikle Mehmet Şimşek ismi şu an öne çıkan isim. Böyle bir iddia var. Siz ne dersiniz? Mehmet Şimşek gerçekten bir teklif gitmiş olabilir mi? Ya da gittiyse Mehmet yani Şimşek şöyle, nasıl bir yanıt verir? AK Parti bir lider çevresinde toparlanmış, liderine inanmış ve 20 yıldır Türkiye'yi birçok badireden kurtarmış, ufkunu açmış. Türkiye'nin geldiği nokta ve Türkiye'nin bulunduğu nokta ortada. Tabii ki yıllar içerisinde siyasette Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlığını yapan arkadaşlarımız, MKYK üyelerimiz, bakanlarımız, genel başkan bir yenilenme olur. AK Parti bir yenilenme zaten. Bakın bugün AK Parti'ye baktığınız zaman kurulduğu tarihteki büyüklerimiz, kurucularımızın bir kısmı halen aktiftir, bir kısmı beklemededir, dinleniyordur veya emekli olmuştur veya parti içerisinde bilge insanlar olarak yine teşkilatlarımızın ziyaretlerini yapar, teşkilatlarımızla birlikte çalışmalar yapar. Bu yüzden bir yıpranmışlık doğru bir kelime değil. AK Parti'de siyaset yapan insanlardan Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiri caizse rahle-i tedrisatından geçen insanlardan birini acaba ayartıp aday yapabilir miyiz? Bakın bugün Millet İttifakı dediğiniz çok parçalı bir yapı var. Yani biraz önce Tarkan Bey söyledi yanlış hatırlamıyorsam. Birbiriyle hiç ilgisi olmayan bir HDP, bir İYİ Parti, bir CHP, başka küçük partiler, başka hareketler hepsini bir araya getirip aman bu domino bozulmasın, aman bu yapı bozulmasın diye düşünen bir uluslararası işaret ediciler var ve bunun karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dirayetli duruşu var. Evet, bir ihtiyaç doğduğunda Sayın Cumhurbaşkanımız gerekeni yapıyor zaten. İnanın Sayın Cumhurbaşkanımızın tespit ettiği bir eksiklik, bir aksaklık olursa gereğini yapıyor zaten. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı bile bir eski AK Partili bulur muyuz? Acaba eski AK Partili'yi aday yapsak kazanabilir miyiz diye düşünüyor. Neden? Çünkü biliyor ki Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi tecrübelerinden faydalanmış, yanında yol arkadaşlığı yapmış bir insanı ayartabilirsek onun siyasi tecrübelerinden istifade edebiliriz diye düşünüyor. Ben hiçbir siyasetçiye yola çıktıklarını yolda bulduklarıyla değiştirmesini tavsiye etmem. Sayın Mehmet Şimşek AK Parti'de önemli hizmetler yapmıştır. Çok değerli çalışmalar yapmıştır. Taş yerinde ağırdır. Teklif gider. Herkese gidebilir. Cumhurbaşkanı adaylığı teklifi bir onurdur. Cumhurbaşkanı adaylığı bir onurdur. Cumhurbaşkanı olmak bu ülkeye büyük bir şereftir. Bundan daha büyük bir şeref olmaz. Ama geldiğimiz noktada acaba eski bir siyasetçiyi bulabilsek mi? Veya eski bir bize kimse oy vermiyor. Niye? Çünkü bizim bir vizyonumuz yok. Ne yapalım? Eski bir siyasetçi bulalım. Ona bakın yüreğiniz yetiyorsa, gücünüz yetiyorsa CHP'de yüz binlerce üyesi var. Belki milyonun üzerinde üyesi var. İYİ Parti hakeza yüz binlerce üyesi var. Gizli ortak HDP'nin yüz binlerce üyesi var. Bu ülkede bu kadar insanın içerisinden bu siyasi hareketlerin yetiştirdiği bir insanı siz Cumhurbaşkanı adayı yapamıyorsanız yazıklar olsun size. Bakın Cumhurbaşkanı adayı bile çıkartmaktan aciz partilerin Cumhurbaşkanlığını kazanması
bir hayalden daha ötesi. Bunu hayal bile etmeleri yanlış. Aday çıkaramıyorsun. Mehmet Şimşek'e aday yaptınız. Ben olacağına ihtimal vermiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapmıştır. Ha, bugün ayrılmıştır. Farklı bir mecrada ekonomi tecrübelerini kullanarak çalışmaktadır. Ama ben aday olacağına ihtimal vermiyorum. Velev ki aday oldu. Kazanmasına da ihtimal vermiyorum. Velev ki kazandı. Kim iktidarda olacak? Yine AK Parti. Ben Cumhurbaşkanı olduğum zaman getirip de Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu bakan yapacağım? Cumhurbaşkanı kendisi atıyor. Hiç kimseye ihtiyacı yok. Bir yere onaylatmaya bakın. Halen kafa eski sistemde. Eskiden nasıldı? Başbakan seçimi kazanırdı. Cumhurbaşkanına götürürdü. Efendim ben falanı filanı bakan düşünüyorum. Cumhurbaşkanı derdi ki bunları istemiyorum. Git yenisini getir. Giderdi bir daha çalışırdı. Efendim bunlar onlar da olmamış. Şunu yapsan iyi olur. O sistem eskide kaldı Kemal Bey. Yeni bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanı oturur, isimleri yazar, resmi gazetede yayınlar ve kabine kurulur. İstediği zaman istediğini alır, değiştirir. Eğer sizin siyasi bir gücünüz varsa, siyasi bir düşünceniz varsa, kendi partinizden bir aday çıkarırsınız. Eğer çıkaramıyorsanız, kusura bakmayın, hiçbir AK Partili lider varken gidip eski AK Partili oy vermez. Bakın, kızabilir, üzülebilir. Yangın çıktı, niye erken uçak düşürmedik, niye erken müdahale etmedik, niye o bölgede yangını erken söndü diyebilir, eleştirebilir. Bakın, herkesin eleştirme hakkı var. Ama asla kalkıp da bir AK Partili seçim günü oy sandığına oyunu atarken, ya ben kızdım AK Parti'ye, uçaklarda suyu erken atmadı, geç kaldık deyip Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermez. Bakın, bugün seçim olsun, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni rüyasında göremez. Bu kadar açık, bu kadar net söyleyeyim. Bırak Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nı, bir dahaki seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bile kazanamaz. Sırf kibir. Yahu kardeşim, altı üstü bir belediye başkanısın ya. Bu ne kibir? Bir televizyoncu soru soruyor. Ben diyor o soruya cevap vermem. Neden? O soruyu diyor kimin sorduğunu tahmin ediyorum. Ya adam sana sormuş. X liralık maske almışsın. Sonra gitmişsin X liralık maske almışsın. Arada binlerce kat fark var. Niye? Ben diyor o soruya cevap vermem. Cevabını verebilirim ama vermem. Veremiyor çünkü. Hangi kurumuna elini atsanız bir icraatı yok. Açılmış, hizmet veren parkları yeniden açmak, evet, tesisleri yeniden açmak size Cumhurbaşkanlığı adaylığı getirmez. Bugün bizim erken seçimi konuşuyor olmamız kadar abesle iştigal bir konu yok. Bakın, evet, mecliste bir yakın zamanda belki Ekim ayında veya en geç Kasım ayında siyasi partiler kanunu değişecek. Siyasi partiler kanunu değiştirdiğiniz zaman bir yıl seçim yapamıyorsunuz zaten. Biz neyi konuşuyoruz şu an? Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı yok. Türkiye'nin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. Peki. En küçük bir şeyi kavga etme vesilesi olarak yapmak muhalefet tarzı değil. İnsanları karşı tarafa karşı AK Parti'ye oy verenleri hakir görerek bir şey elde edemezsiniz. Bugün orman yangınlarına ciğeri yanan hiçbir vatandaşımızın hiçbir parti ayrımını yapmamamız lazım. A partisi, B partisi diye bir şey yok. Oraya üzülmeyen insan değil zaten. Partisinin ne önemi var ki? O yüzden açıkçası ben Mehmet Şimşek konusunda çok bir adaylık mesajı görmediğimi söylemeliyim. Peki. Her insanın gönlünde yatar ama şu an böyle bir düşünce olduğu ihtimalini kabul etmiyorum.
Peki son 4 dakikamız kaldı. Bülent Bey, son 2 dakika sizin de son sözlerinizi alalım. Ne dersiniz? Bir erken seçim olma ihtimali olabilir mi? Şimdi erken seçimi şartları da zaten yaratmak için çalışıyorlar diye biraz önce anlatmıştık birçok projeyi. Yani bunu CHP ile Meral Hanım veya Millet İttifakı sağlayacak değil. Onlara böyle bir gücü zaten yok. Erken seçim ne zaman şartlar oluşturulur? Biraz önce anlattığımız kontrollü kaos, gerilim stratejisiyle. Biliyorsunuz Türkiye'de gerilim stratejisiyle darbeler yaptılar. Darbeye götürdüler. Ben 3 darbeyi gazeteci olarak yaşamış bir insanım. 12 Eylül, ondan sonra 28 Şubat, 15 Temmuz. Nasıl getirildiğini Türkiye'deki olaylarla dış olayları çok yakın takip etmek durumundayız. Birbirinin içine geçmiş durumda. Dünya çok küçük. Ve tabii bu dünya çok küçükken Türkiye'nin bulunduğu konum ve 2030'da yeni dünya düzeni ile ilgili gelişmeler de önemli. Yepyeni gelişmeler olabilir. Bakın Karadeniz 2 ay önce ne büyük sıkıntılara girdi. Bir İngiliz gemisi olayı. Putin dedi ki 3. Dünya Savaşı çıkmaz. Şimdi bir Amerika'da kitap çıktı. 2034'te insansız hava araçları, deniz araçları Çin denizine gelecek. Bir dünya savaşı çıkacak diyor. Yani böyle 2030'a yönelik projeler yürürken Türkiye'nin buna hazır olması lazım. Bunu düşündüğümüz için erken seçim çok küçük kalıyor. Zaten seçim kanunu ve yeni anayasa erken seçim iddialarını götürdü. Artık onları nefes alamaz hale getirdi. Onun iklimini bozdu muhalefeti. Muhalefet bunu biraz önce de çok güzel söyledik arkadaşlar. Üzerinde durmamız lazım. Erken seçim istemiyorlar. Neden? Çünkü erken seçim lafı, ben bunu yıllardır biliyorum, bürokrasiyi etkiler. Seçim olacak diye bürokratlar dosya biriktirir, el altından bilgiler vermeye başlarlar. Çok kritik gelişmeler olur. Hı hı. Bu kurumların içindeki isimlere zafiyet yaratmaktır. Her gün seçim olacak tartışması vatandaşı, ekonomik kurumları, yatırım yapacak insanları çok etkiler. O bakımdan olayı daha başka boyutta alacağız. Gelin Amerika, Avrupa Peki. neler yapabilir yangından sonra? Yangında umduğunu bulamadılar. Eğer uzun süreydi Allah korusun elektrik kesintileri, sanayi durmuş, Türkiye karanlık. Ne kadar büyük sıkıntı çıkardı. Termik santral, biraz önce anlattım. Bölgeye bakın. 3 termik santral 80 kilometre içinde yan yana. Hepsi yanabilirdi. Bir tanesinin sokağına, bahçesine girdi. Bugün üretime başladı. Bunun ne kadar önemli olduğunu düşünmemiz lazım. Peki ekonomi Bülent Bey, toparlayabilirsek hemen Tarkan Bey'e de son sözlerini soracağız. Ekonomik gelişmeler 2021'de sonunda 2022'ye geçerken çok iyi bir gelişme gösterirse zaten iktidar bunu çok iyi değerlendirir. Bu kadar ekonomik gelişmeli sağlanması lazım. Bunun da potansiyeli belli. Gelişmeler, yatırımlar gelişecek. Vatandaşın sıkıntıları azaltılacak. Yeni projelerle vatandaşın karşısına çıkma pozisyonu çıksın yapılır. O nedenle şimdiki gelişmeler seçim kanunu ve bundan sonraki küresel gelişmeler. Afganistan olayı, Azerbaycan'dan Türk devletlerine açılan Türkiye, bu gerçeklere bakacağız. Akdeniz, Doğu Akdeniz, Karadeniz'de doğal gazını bulmuş, Akdeniz'de de bulabilir. Doğal gaz 2023'te çıkmaya başladığı anda yepyeni bir dönemin işareti çıkar. Bütün buradaki olayları bastırır. Bunlar önemli parametreler. O nedenle gelişmeleri önümüzdeki aylarda çok daha dikkatli yapma şansımız var. Özellikle 2022 Ocağı'ndan itibaren. Peki, teşekkür ederiz. Tarkan Bey, sizin de son sözlerinizi alabilirsek buyurun. Evet, erken seçimle ilgili geçen gün sanırım birkaç gün önce Türkiye'de
işte kendisine yazar, sanatçı, ressam diyen bir kesimin kaygılıyız diye bir mesajı yayınlandı. O mesajda da dikkat çeken ifadeler var. Seçim planları açığa çıkarılmalı başlığı var. Muhalefet eyleme geçmeli başlığı var. Bunlar da aslında Türkiye'de işte o erken seçime zorlayıcı tutumların yaklaşımları olarak değerlendirmek gerekiyor. Ama bu yazarlarımızın, ressamların, sanatçıların Türkiye'nin terörle mücadelesinde bu kadar kaygılı olduklarını görmedik. Türkiye'nin salgınla, depremle mücadelesinde kaygılı olduklarını ifade eden açıklamalar görmedik. Bunu da ifade etmek istedim. Yani buradaki kaygılarının özellikle son bir cümleleri var ki Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için diyorlar. Eskiden bu ifadeleri başka kesimler kullanırdı. Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama vazifesi diye. Şimdi işte bu sanatçılar, sözde sanatçılar bu ifadeleri kullanıyorlar. Ama Türkiye yoluna devam ediyor. Biraz önce kıymetli konukların da ifade ettiği gibi seçimin hangi şartlarda olacağı, ne zaman olacağı belli. 2023'te seçimin olacağı şu anda görünüyor. Son söz olarak da şunu ifade edelim. Halen orman yangınlarıyla mücadele eden, şu anda cansiperane mücadele eden orman teşkilatı, orman işçileri, AFAD çalışanları, Türkiye'nin her yerinden oraya gelen itfaiye çalışanları yani ateş savaşçıları, yine güvenlik görevlileri, jandarmalar, polis, sahil güvenlik görevlileri mücadele ediyor. Onlara da buradan mücadelelerinde başarılar diliyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin diyoruz. Teşekkür ediyorum. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, teşekkürler. Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç, size de çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için Bülent Bey. İyi akşamlar. Evet, Doçent Doktor Resul Kurt, çok sağ olun. Ve Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Abdurrahim Karslı, size de çok teşekkür ederiz ben katıldığınız teşekkür için, ben vakit ayırdınız. Evet, böylelikle İç Hatlar programını noktalayalım. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.